Yatay bakış, yatay bakış, yatay bakış. Ramazanımızın da başlamasıyla beraber yatay bakış bugün size kayıt olarak geliyor sevgili arkadaşlar. Bir kısmını Anladım. zaten tekrardan izlediğiniz için size hiçbir şey fark etmeyecek. Canlı yayında gelenler şok olacak. Hatta bu programın devamında ben sanki chat'i okuyormuş gibi yapacağım ki. Ben premierde de canlı yayındaymışız gibi yapayım. <laughs> <laughs> Premierdekiler iyice kafayı şey karıştırsın. <laughs> Chat'te Ahmet şöyle yazdı, Mehmet böyle yazdı falan deriz abi. Yatay bakış, yatay bakış. Bugün Poor bir yandan, American Fiction bir yandan, Oscar'lar bir yandan. Yo, boss, yo, John Cena çıplak mıydı? Çıplak olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Erkek bedeni metalaştırılmalı mı? Meta bir yatırım yapacak mı? Hey Sam şu evdeki listeyi görüyor musun? Bill <laughs> Smith'in bu sene tokatladığı aktörlerin tam listesi. Lanet olsun dostum bundan hepsi siyahi. İşte bunları hep American Fiction'de izliyorlar abi. O zaman tamam şimdi stüdyolardayız. Evet ben Kevin Spacey'nin kardeşi. Ne oldu bizim tarih işleri falan onlar hep unutuldu. Justin Roiland ne yaptı acaba? Onun da haberi var. O zaman bir çay bir çorba koydu hanım. Yatay bakış başlıyor bir çay içelim. Mi? Evet. Tabii ki Kevin Spacey e haberim de var. bugün Hakikaten çok iyiyiz. mi? <laughs> evet. Ya ben şeye Aslında... baktım. <laughs> Rick and Morty izlemeyi bıraktım ya ben şimdi abi. Ben de izlemiyorum. Ne oluyor bilmiyorum. Şeyi merak ettim ama. O Rick and Morty'nin şimdi yeni sezonunda Justin Roiland'ı sepetledikleri için yeni bir adam biliyorsun şey de var. Ee, artık işte seslendiriyor Rick and Morty'yi. Sesleri evet. nasıl olmuş diye kıyaslarına baktım. Çok fena değil. Yani Morty direkt Morty olmuş. Rick eski Rick'in bazı böyle ee, bir sesi vardı bazen onu yapamıyor. Hmm. Ee, sanki Rick böyle bir balgam atıp rahatlamış gibi biraz sesi hani <laughs> bir okalüptü sanmış gibi böyle sesi anladın mı? Böyle bir alegoriye mi dönmüş hani adam gidince balgamımızı attı Pisliğini rahat atıp rahatlamış, rahatlamış. <laughs> yani öyle demek lazım. Hayır şeye de döndüm baktım Justin Roiland. Justin Roiland da şu an hani suçlamaların hiçbiri tutmamış ama evet. şey çok ilginç. Sadece bak Rick and Morty değil çalıştı diğer dört projenin dördünden de adamı bir şekilde çıkarmışlar. Yani şeye şaşırıyorum. Hani adamın şu an elinde hani kağıtlı olarak bir şey yok. Yani bir takım davalar falan görüldü. Herif de tutmamış. Fakat çalıştığı bütün şirketler herifi sepetleyip geri de almamışlar ki bu adamın ne olursa olsun celebrity power'ı var. Yani belli bir takipçisi, bir gücü var. Adamı evet. geri almamaları benim çok ilgincime gitti. Bak bir tek Rick and Morty değil. Hadi Rick and Morty büyük marka. Risk atmak istemiyor yatırımcı falan dersin. Onun bir tane yaptığı uzayda bir, bir şey bir şey daha var. Oraya da almamışlar. Ha, evet, Başka bir almadım. çizgi film var oraya almamışlar. Oyun şirketini kendisi bırakmış. Sonra da 2023'ün sonunda bir posta daha şey çıkmış. Ee, yaşı küçüklerle yazıştığına dair bir takım kanıtlar manıtlar çıkmış ortaya. şey de açıklama yapmıştı Riken Morty'nin yazarı. Vallahi çok üzüldüm çok kalbim kırıldı deyip geçmiş. Hani <laughs> yani şöyle bir şey hissettim. Ya bu adamdan herkes zaten kıllanıyor ve hani aman uzak olsun yeri gelince hani saldılar adamı. Ya da hakikaten herkes çok vefasızmış ikisinden biri. Hani örnek veriyorum şey Peter Gunn mesela hani Guardians of the Galaxy ile alakalı o dönem suçlanınca Guardians of the Galaxy'nin oyuncuları çıkıp yok lan öyle bir adam değil şaka yapmış o falan filan dediler adamın yanında evet. durdular ya bir dönemde olsa. Hiç bu herifin yanında kimse durmadı aga. Yani o ya tabii diğer taraf daha farklı da Türkiye'de gelsin bu arada Türkiye'ye bak Ozan Güven bile Oo, yeni dizi hemen, yaptı. TRT'de hemen TRT'de yeni projeye başlar abi. <laughs> Ahmet Kural'la beraber hemen başlarlar Ahmet Ahmet Uzay'da diye başlarlar. Ahmet Uzay'da. Tabii. Ya ben şey hissediyorum bunlarda ya Kevin Spacey'de de aslında aynısı. Normalde setteki tavırlarından insanlar artık ne yaptığını biliyorlar ya da yaşananlara bir şekilde katlanıyorlar hasar alt ediyorlardı bir yere kadar artık bence etmiyorlar yani bu Suça dönse de dönmese de kanıtlansa da kanıtlanmasa da aman abi zaten bu herifle yürümüyordu hiç kasmayalım siktir et falan diyorlar gibi hissediyorum ben. Çünkü herifin bir ya, alkol yani. problemi var canlı yayın yapmış da birkaç kere bütün canlı yayınlarına sarhoş çıktı mesela yani o bile bir risktir. Hani evet. adamın hakikaten demek tavrında hareketlerinde bir şey var şimdi tacizci midir değil midir o kısım tutmuş bir şey yok orada ama ya, genel tabii. olarak bir herifi saldılar fırsat bulunca sanki. Bu oluyor ya şeyde işte dedim ki bizde olmuyor mesela Leyla ile Mecnun kavgası da yıllar önce olmuştu geçen oradaki e, neydi adamın adı Usan mıydı ne, galiba o da yine proje aldı diğer kızı vesaire paketlediler o hiç alamadı ya yani bu bazen şeye göre de değişiyor. Senin oradaki ağırlığına göre, projenin büyüklüğüne, hmm. senin duruşuna göre de değişiyor. Şimdi e bu şey de çok göz tabii. Ee, şey diyorsun sen, Arda, Arda'yı oynayan adam. Arda, Arda, Arda aynen. Arda, aynen. Arda şey, geçenlerde şeyde Netflix'in bir tane filminde True Detective'deki detektif gibi bir rolü vardı böyle, soruşturmacı detektif olarak okey. Orada izledim doğru, geçenlerde. Şey, aşırı tanıdık geliyor ama dramatik bir rolde oynuyor, <laughs> tamam mı? Ulan diyorum bu kim bu kim? Sima aşırı tanıdık ama rol dramatik olmayacak rol çünkü şey böyle. Kızını sen mi öldürdün? Doğru söyle filan falan tarzı böyle takılıyor. <laughs> Ulan diyorum bu kim bu kim? babacım Arda çıktı bir anda Leyla ile Mevlud'daki. Tabii unutmuşuz evet, da onun yüzünü evet. ilginç oluyor. Aynen. yani mesela kızı da unuttuk yani. Ezgi Asaroğlu da bence çok iyiydi. Ama öyle gitti yani. Hatta geçenlerde şey yine konusu açılınca en iyi en iyi Leyla oydu falan demiş şey. Aa, ay neydi başrol oyuncusu adamın adını unuttum. Ali Atay, Ali hmm. Atay söylemiş işte. Çok özledik tabii Ezgi falan. O zaman siz kovdunuz oğlum falan diyorsun yerde. <laughs> yok be o zaman onların bir etkisi yok. Ya yapım şirketi genel bir şey yapmıştı galiba. Ya, yok ama... da. Bence kollasan de... kollanırsın yani. Onu demek istiyorum ha, aslında. Evet, evet. Yani kollasan kollanırsın biraz. Tabii. Öyle durumlar oluyor. Bu herifi e, kollamıyorlar işte. oyununda belli ki. Kollamak istemiyorlar. Yes. Yani, yani kollama... Yani çünkü risk faktörü herifin herhalde yüksek çıktı. Onu düşündüm yani. Kevin Spacey ile ilgili ne gelişme var? Şu Ramazan Ramazan bir anlat bakalım. <laughs> ya aslında çok büyük bir şey yok. Bunu ta geçen galiba Kasım Aralık falandı. Bu bir İtalyan filminde oynayacak diye haber çıkmıştı. Hı -hı. Ee, hatta The Devil Devil diye bir karakter oynayacak. <laughs> <laughs> Allah Allah Contract diye bir film yani artık böyle hmm. filmlerde yer bulduğu için kendisine film vizyona girmiş ondan yeniden haber oldu The Devil olunca da bilet biraz e, taşak geçti evet, biraz hani zaten abi anladın mı hani zaten bir sürü davan görüldü taciz dediler erkek taciz de suçlanıyorsun ilginç bir şekilde taciz evet, ettiğin tamam. adamlardan ikisi intihar etti jürilerinden üçü ölü bulundu tuhaf bir şekilde e, insanları tehdit ettiğin video var kendi youtube kanalında hala duruyor ben bitersem hepiniz bitersiniz diye videom var. Acaba şeytan rolünü oynamasa mıydın yani? <laughs> bir de şey atmış Instagram'a video atmış galiba bu film çıkınca böyle daha ama sakin samimi böyle çalışırken bir anda kameraya dönüyor böyle. İşte işte burada eski dostları gördüm. Ben oradaki işte galada gördüm onları çok hoşuma gitti. Özlemişiz falan böyle. Mazlum bir video da atmış. Ah kardeşim yaşlandı tabii adam. <laughs> tabii artık. Daha sakin bakıyor galiba konuya. <laughs> Abi Oscar'lara geçelim mi ya? Ne yapalım? Geçelim, konuşalım. Geçelim, hadi gel. Dağıtıldı Oscarlar, Oscarlar, Oscarlar. Oscarları da arka bahçede dağıttılar hızlıca çağırıp çağırıp evet, sahneye. Evet. Ben şeyi soracağım, ben seremoniyi izlemedim, izledin mi bilmiyorum ama Will Smith yine birilerini tokatladı mı ne oldu? Abi aslında gelse tam tok, onun tam kalemi bir şey vardı ya tokatlayabilirdi. Jansina çıplak çıktı, bir gidip onun da böyle başına ıı, ha, kafasına evet, başına vurabilirdi. <laughs> kafasına vurabilir. <laughs> <laughs> Bana mı kaldırıyorsun elini falan? <laughs> Will Smith'i almıyorlar galiba değil mi? Danlanmış mıydı Oscar'lardan öyle bir şey olmuştu? Tabii tabii onun akademi üyeliği gitti. Girişi 10 sene yasaklandı. Ee, falan filan bayağı dağıldı yani. Smith Reis neler çekti. Evet. Ya, sıkıldı, abi ben Oscar <laughs> sayfasını önüme açtım. Tamam. Sarasıyla... Hayır nereden bakıyorsun? Ben de oradan bakayım. Oscars.org Oradan mı bakıyorsun? Ha, direkt kendi tamam. orijinal sayfasından. sayfasına. Tamam. E, Aktorine leading role. Ufaktan okumaya başlıyorum ben zaten biliyorsun. Aktorine tamam. leading role'da efendim, Bradley Cooper maestro, Coleman Domingo Rustin, Paul Giamatti The Holdovers, Jeffrey Wright American Fiction'la aday olmuştu. E, evet. Açık ara hepsinden bence çok daha başarılı oyunculuğuyla, Cillian Murphy Oppenheimer rolüyle en iyi erkek oyuncuyu aldı. Hakkıdır zaten. Alsın yani bu arada. Geri kalanları da hani fena değildi ama e, Killian Murphy seviyesinde dillerde bence. Oppenheimer'da herif taşıdı yani. Ben Jeffrey'i çok beğendim ya American Fiction'da. Çok yani iyiydi. Killian alamasa o alsın isterdim. Jeff Wright'ın oyunculuğunun ne kadar geniş olduğunu görüyoruz Westworld'den beri evet. yani. Evet. <laughs> yani ama tabii şey gibi şimdi Oppenheimer çok inişli çıkışlı farklı dönemlerinde falan gidiyor, yaşlanıyor, gençleşiyor falan ya. Yani evet. Murphy'nin oyunculuğunu gösterici daha da fazla yer vardı senaryo sayesinde. Jeffrey Wright bence güzel tatlı ama belli bir dönem yaşayıp geçti gibi oldu. Hani Paul Giamatti de bence iyi ama yani. Geçiyorum ikinciye. Aktöründe supporting rol. Yani yardımcı erkek oyuncu. Ee, Robert Downey Uzaktan Jr. aldı Oppenheimer'la. gibi bir şeydi bu evet. <laughs> yani evet adam bu arada hakikaten yani şey çok ilginçti. Ha burada ben yan taraftan Ryan Gosling Barbie ile alır mı diye acaba bir hani bir sürpriz yaparlar mı diye düşünmüştüm. Çünkü Barbie'yi çaldı bana sorarsan Ryan Gosling. Yani ben aklımda kendi sahneleri evet. kaldı. Çünkü o kadar iyiydi ki herif. Ya kendini maymun etmiş bir de yani şey yapmış... Hani ...rolün içine girmiş herif anladın mı yani? Dramatik dün bir şey oyuncu yaptı. olarak kendini konumlandırmasına rağmen... ...dur lan, komedi rolünde de varım falan dediği bir nokta var yani. Ayam kendi söyledi sahnede dün çıktı Aha. bayağı şov yaptılar. İşte <laughs> bayağı bir, bayıldı yine Bir böyle şey var arkasında bir pop kültür de var ya şu an... ...acaba Ryan Gosling'e verirler mi demiştim. Öte yandan Mark Ruffalo Poor ee, Ruffalo çok iyiydi ya. Yani. Mark Ruffalo bence kendini yırtmış rol için iyi yapmış yani... Güzel oynamış. Hani böyle çakal çapkın gibi girip ondan sonra böyle e, faf, faf, de bittim falan filan. <laughs> Ezik bir herife dönüşüyor falan. Güzel. Bence Mark Ruffalo da hiç fena değildi Portings'le beraber. Ama... Ruffalo bir de dün çok verbal'dı ya bu Palestine falan konusunda. Bayağı bağıra çağıra girdi kırmızılıdan Ha ya öyle ateş mi? Ateşkes, free Palestine falan yani. O öyle. E valla <laughs> yani. bu konuda çok ses çıkarmıyor Hollywood'dakiler. Çünkü o, Hollywood'da o ses çıkaranın Bin... menajerliğini falan iptal ettiler kaç kişinin. Dün çok saf'ti yani herkes çıkıp işte peacemaker, peace, dünyada barış falan deyip böyle sakince ayrıldılar. <laughs> Aynen dostluk ve kardeşlik şarkıları söylüyorlar. E, Robert Downey Jr. aldı Oppenheimer'daki rolüyle. Evet. E, Valla Robert Downey Jr.'ın dakika olarak belki süresi çok uzun değildi şeyde Oppenheimer'da ama... Nolan e, işin ikinci yar, yarısına yani bomba yapıldıktan sonraki noktasına Oppenheimer'la Robert Downey Jr.'ın karakteri arasında bir gerginlik koyup... Filmin ikinci yarısında baş kötü adam falan gibi yaptı Robert Downey'i. Robert Downey de zaman atlamaları sayesinde çok farklı dönemlerinde farklı farklı oynadı karakteri. Bir de hani böyle bürokrat adam bir iyi gözüküyor, bir arkadan pislik yapıyor falan. Hmm. Onun geçişleri de çok iyiydi. Güzel dramatik bir role çok yakışmıştı bence Robert Downey. Cün. Hak ederek aldı diye düşünüyorum. Ki ana evet ana çatışmayı o yaratıyordu yani, ikilemi o yaratıyordu. Oppenheimer'ın tek başına gitse bu kadar derinlikte olmayabilirdi yani karakteri. Hmm. Esas kavgayı o çıkartıyor. O yüzden Aynen. Iyiydi, evet. Yani o bağlamı koymasalar zaten bombayı yaptı işte vatanı kurtardı falan gibi bitecekti film. <laughs> Halbuki arkasına bir twist attılar böyle herifin kariyerine nasıl oynandığını twistini attılar. Orası da güzel olmuştu. Ee, başrol aktris. Aktrisine leading role. En yani kadın oyuncu. Efendim Nayat filmiyle Annette Bening izlemedim. Killers of the Flower Moon'da Lady Gladstone. Ee, Lady Gladstone'u bence supporting'e koysalar alırdı. Başrolde alamadı. Bir, bir şeyim o. Ee, Sandra Hüller Anatomy of a Fall ve Maestro ile Kerim Mulligan. Yani bunların hiçbirine kötü diyemezsin ama Poor Things ile Emma Stone şov yapmış. show. Müthiş ya. Çılgın. <laughs> Bütün tuşları aynı anda basmış. Yani vahşi bir rol oynamış lan. Poor bugün konuşacağız arkadaşlar bu arada. ikinci yarısında programımızın. Evet. E, Valla filmi izlerken şunu düşündüm lan dedim. Emma Stone yani yetenekli kadınsın, güzel kadınsın. Hani hani Hollywood'da çok safe rollerde takıla takıla yani iki de cambazlık yapsan bir de süper kahraman filmi yazarlar. Yaşar gidersin yani. Niye Purtings'de halıya işiyor adamların altına giriyor oradan kendini <laughs> duvarlara vuruyor filan. Oyuncu yani şeyini <laughs> takdir ettim biliyor musun? Yani evet. kişi olarak daha zor rollere girmeyi göze almış yani helal olsun dedim. Bir bak şöyle bir şey oldu artık. E, Yorgos'ta çalışan kadın oyuncular Oscar'ı alır gibi bir şeye doğru gidiyoruz. Olivia Colman da favorite almıştı. Tabii. Şimdi Emma Stone'u aldı. Bir sonraki filminde bakalım artık. Şanslı. <laughs> <laughs> Kadın <Ama> oyuncu kim? <laughs> Şimdi hakikaten Yorgos Lanthimos da o kadar absürt senaryolar seçiyor ki... ...hani o absürt senaryolarda bir insana kendisini göstermeye çok yer veriyor. Fakat şimdi aklıma da şöyle bir şey geldi. Bu seneki Oscar'larda Poor Things bu kadar konuşuldu. Bu sene de çok konuşuldu. E, neydi bizim filmimiz ismi? Bao. Neydi? Bir şey Bao. <laughs> <laughs> bao evet, is Afraid. Bao is Afraid. Yani Poor Things'in bir yan komşusu da Bao is Afraid. Boysefred evet. bu Oscar'larda niye yok? Hakikaten evet, istiklendim anlamadığım istiklendim bir şey. Hı hı. Geçen sene Nopa olmuştu öyle bir şey. Onu da istikdememişler. <laughs> Abi Olafos Ola Strangers'da de istikleme der bu arada. Yani Andrew Scott'la Paul Mescal'ın filmi de çok iyiydi. O da sıfır yani hiç yok piyasada. Bana sorarsan bu sene Afraid'in Oscar'larda eee en iyi erkek oyuncuda mesela Hakim Phoenix'in bu sene olması lazımdı. E en azından sette, dekorda bilmem ne de ...o ormandaki kayıp olduğu kısımlarda... ...annesinin tuhaf evinde yaşanan olaylarda... ...falan bir orada olması lazımdı. Orijinal senaryoda olması lazımdı. Şu açıdan söylüyorum yani... ...acaba dedim hani şey yapam... ...A24 yapmış şimdi şeyi... ...adını söyle Boy Zefrey'di. Evet. Hani ulan film çok tuhaf... ...acaba Oscar vermezler mi bize diye korktularsa... ...tuhaflıkla yarışabildiğin tek film senin... Purtings şu anda ve Purtings aldı götürdü her şeyi. Boy Zefrey'di sokmak yerine... ...A24 şayet... Past Lives'ı soktuysa da... Past Lives'ı sokmuş. Evet ona <laughs> baktım. Tamam pardon. Tam tıkladım şu anda ona baktım. Sen, ee, seni yüreğinden vurdular. <laughs> yani bir şey söyleyeyim mi? Past Lives muhabbetini daha da uzatmak istemiyorum ama... Yani ya, bu kadar... Oğlum, ya uzat. bu kadar klişe ve sıkıcı bir filmi... Ya Oscar'ları toplarsa diye... bak. Her, ben o gün de söylemiştim Past Lives eleştirisinde. 50 ödül töreninde... 150 kategoride neredeyse aday olmuş Past Lives. Bunların her evet. birine başvuru paradır. Yani bunu... Yönetmen kendi cebinden veremediği belli A24 vermiş. A24 bu sene yanlış at oynamış. Past Lives yerine Boys Afraid ile girse bence Oscar'ı da sallardı, diğer ödül törenlerini de sallardı. Onun yerine böyle TikTok aşk macerası gibi tırto bir filmin arkasında durmaya karar vermişler. Kusura bakmasın kimse. Kendileri kaybettiler. Yani Poor Things bu sene bu kadar başarılı olduysa Oscar'da Boys Afraid, hadi o da iki Oscar alsın. Garanti de bana sorarsan. Boys Afraid deli bir film. Ben hala hayranlıkla anıyorum yani. Ama her sene... Ya. Bir sürü film senin de dediğin gibi görmezden geliniyor Oscar'larda. Evet. Ben de mesela şeyden bakıyorum. Hani bo diğer girmeyenlerle kıyaslıyorum. İşte Olaf'a Strangers, May December mesela hani hmm. oyuncular da var ama filmde yok. Bence çok rahatsız edici bir filmdi o da iyi bir filmdi yani. Öyle baktığımda hani Boaz Afraid onların yani bir, bir arkasında kalıyor. Mesela hmm. giremeyenler arasında. Ben Olaf'a Strangers tercih ederdim mesela. Ama evet yani en kötü production design design'da bence olabilirdi. En kötü ihtimalle. Orada olabilirdi yani. Mesela Napolyon biraz gazla orada gibi oldu. Tamam evet abi büyük iş falan gibi o. Hmm. Tamam, her büyük işte yani Yok. şey gibi olmuyor ki yani. Ama biraz, <laughs> biraz da yapım e şirketine bakmak lazım. Biraz da yapım şirketin ittirmesi de önemli bence abi. E tabi 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 yani Robin için şeyin tercihin tabi yani dediğin gibi hani hmm. hangi şirket hangi filmi tercih ediyor. Ya muhtemelen onlar kamuoyunu bir yokluyorlar zaten. Kim neye daha sıcak neye daha hızlı yakalar onu falan. Oğlum şey muhabbeti çıktı ya bu Anatomy of köpeği işte Messi'yi Kırmızı alı törenine, adayların açıklandığı törene götürdüler diye en iyi film adaylarından bazıları ağladı diye haber çıktı. Nasıl? Köpeği getirdiniz, algı yaratıyorsunuz. O sevimli olduğu için milletin oyu ona kayacak. Yapmayın böyle falan diye. <laughs> o millet yani çok tuhaf bir orada bence şey dönüyor. E, adaylar açıklandıktan sonra inanılmaz bir lobi şeyi dönüyor orada. Muhtemelen. Herkes birbirini etkilemek için artık neler yapıyorsa köpekten bile korkuyorlar yani o derece. Valla abi... E bir de Hollywood'daki bu aktörlerin, bırak Hollywood'u, Türkiye'deki aktör, aktörlerin, aktrislerin bile egolarıyla ilgili çok ciddi problemleri var. Ruhsal bozuklukları var. Ben söyleyeyim yani. Bu bariz bir şeydir zaten. Aktör, aktris dediğin insan biraz da ünlendiği zaman bir tuhaflıklar başlıyor. Zaten işin kendisi yani mesleki deformasyon demek lazım. Öyle söyleyeyim. Amerika'dakiler nedir artık? Dünya star olmuş anladın mı? Yani çok zor egoların mücadele ettiği yer bu arada yani hani kimse dandik adam değil ki burada hani hamdolsun falan diyecek adam yok ki herkes dişli herkes saldırgan inanılmaz bir piyasa dönüyordur arka planda muhtemelen neyse Emma Stone'u çok tebrik ederim ben hakikaten hayran kaldım yani hani bugüne kadar da Emma Stone'un dandik bir rolünü izlediğimi hatırlamıyorum ama bu derecede böyle ulan helal olsun neler yapmış çıldırmış artık falan tarzı takdir Hayır. ettiğim bir rolü olmamıştı Portings de çok hak ederek aldı. Hatta bence Portings'in bir sürü kategoride hakkı bile yendi. Biraz sonra onları da konuşuruz. Konuşuruz onları. Yani. Ee, Boys de hakkı yendi sadece. Onu da söylemek istiyordum. Onu da geçeyim diye düşündüm. Neyse. Ee, yardımcı kadın oyuncuya geliyoruz. Yardımcı kadın oyuncu da The Holdovers'daki Devine Joy Randolph almış. Biliyorsun e, şeyi evet. Hafize Anay'ı oynuyordu. <laughs> <The> <Holdovers'da>. <laughs> <laughs> Kocucuqlarım size yemek kattım gayri filan tarzında bir onun vallahi Kocanın kafasına <laughs> dinlemiyor çocuklara falan. Aynen onun 80'ler versiyonu gibi bir roldü ee, hak ederek aldı bence bu arada. Çünkü yani diğer de. adaylar yani gerçi bak Nihat izlemedim. Jodie Foster oynamış orada. Çok Barbie de Nihat izledin iyi. mi sen? İzledim. Dün izledim. Artık böyle Son bir şeyle böyle gözüm kapanırken dedim... ...şuna da bir bakayım falan. Hani yarın konuşursak diye. <laughs> ha, okey. Ne diyorsun Sence yani. Jodie Foster mı? Devine Joe Randolph mu sence? Devine Joe tabii ki. Yani okay. hepsinin önünde ama... ...yani şey şundan söylemek istiyorum. Bütün oyuncu kategorileri... ...bir tek Rustin'i izlemedim ben de. Yani hepsi çok iyi adaylar. Hani hiçbiri hmm. böyle şey gibi gelmedi izleyince. Nayet da hani... Nayet çok iyi bir <laughs> film değil. Ama iki başrol oyuncusu da aslında... İkisi ...iki başrol gibi oynuyorlar bu arada. Hani Jodie Foster... Yardımcıdan girse de çok iyiler yani orada da çok iyiler. Yani Barbie'de Amerika Ferrara var mesela. Yani hiç bence burada olmasına gerek yok onu söyleyeyim şimdi. Sen demin güzellik yaptın herkes hak ederek girdi falan evet. filan diyorsun da. Yani <laughs> Amerika Ferrara'nın... Evet biraz geride kalıyordu. Hayır şey bir de şöyle. Yani kadının şahsıyla veya oyuncularına bir lafım yok da. Zaten düz karakteri yani bu fantastik evrenin düz karakterini oynamak için yazmışlar ya onu rollü. Haliyle Barbie'de herkes her tuşa basıyor. Amerika Ferrer Ay Allah, ne olacak şimdi falan gibi yanda normal oldu normal kaldığı için. Ekstra sıkıcıydı bana sorarsan onun rolü mesela. Kızı yani. daha etkiliydi aslında o rol içerisinde. Ha, kızıyla evet. esi, ikisi girse belki olur. Ama o kızıyla <laughs> ikisinin storyline'ını daha sonra sıkılıp yarıda bıraktılar ya. Barbie'nin sıkıntılarından bir tanesi doydu bence. Oradan patlamış olabilir. Daniel Brooks The Color evet. Purple izlemedim ben. Sen izlemişsindir. Yok, Color Purple'dayız zamanında. Okay. Emily Blunt o bir de yetişmeye. Oppenheimer'da. Emily Blunt da Oppenheimer'la yani tam yardımcı kadın oyuncu rolü. O kadar yardımcı kadın oyuncu rolü ki iyi ki almamış yani öyle söyleyeyim. O Arkada kadar... oturuyor falan o derece. Evet yani anladın mı? Hani, yani adamın omuzun üstünden bulanık gözüküyor filmin çok ciddi bir kısmında. Emily Blunt'ın Oppenheimer'daki rolü ben şeye benzetiyorum. A Brilliant Mind vardı ya vakti zamanda şeyin e, matematikçi böyle... Russell Beautiful Mind. oynuyor. Beautiful Mind. Ha ha, tamam tamam. Hatırladım. Beautiful ya, Mind'da ya. diğer abla vardı ya. De, hep, o da evet. hep böyle evde böyle hay Allah inşallah yine, <laughs> inşallah yine tuhaf bir denkleme takılmamıştır diye sürekli böyle <laughs> evdeki gariban kadın kocasını bekliyor falan tarzı. Emily Blunt'ın rolü. Emily Blunt'a hiçbir lafım yok ama rol o kadar sıkıcıydı ki evet. e, yani iyi ki ona vermemişler. Hakikaten çünkü bir parlayamadı. Emily Blunt'ın ne rolleri var yoksa? Yani bir sürü filmi de çok seviyoruz. Devine Joe Randolph almış bu sefer. Helal olsun. Yolu açık olsun. Ben başka kariyerinde işlerini bilmiyorum bu arada kendisinin. Belki işte başka işleri varsa onu da keşfederiz. Diyorum ve Animated Feature filmde Boy and the Heron aldı. İzlemiş hmm. miydin sen bu sene onu? İzledim. Ben bu en mutsuz olduğum ödül bu galiba. animasyon. Öyle mi? <laughs> evet. <Neden? gülüyor> Abi çünkü şöyle yani Miyazaki konuşalım dedim de sen bayılıyorum demiştin. Ee, bu film Miyazaki izlediğinde geçmiş filmlerine göre en bay, baygınlık geçireceğim hmm. film olabilir yani o derece. Okay. Yani gerçekten hani böyle bir şey gazıyla, usta veda ediyor gazıyla geldiler de sonra da usta dedi ki ya ben bir film daha yaparım dedi. Hani veda gibi de olmadı. <gülüyor> 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 ya çok inir, inir yok gibi bir film anladım Yani hikayeyi e, bir şekilde girmen e, abi adamın zihninden ne geçiyor ya da işte kankalarıyla ne yaşamış, onu yaratan adamla ne düşünmüş diye açıp okumadan bu filmle bir ilişki kurman çok zor oluyor. E ben de niye bu kadar efor sarf ediyorum ki bence Miyazaki'nin önceki filmleri daha zor filmler. Hı hı. Onları böyle büyülenerek izliyordum böyle. Oğlum oradan bir şey uçuyor bir şey çıktı renklere bak ah siktir falan diye izliyorsun. Bunda böyle içim geçti yani izlerken. O yüzden Boyan Diron bence biraz e, Miyazaki ustanın son vedası gazıyla aldı ödülü. Ben olsam Spider'a verirdim burada. Hatta ben olsam The First Slam Dunk'a aday gösterdim Japonya'dan. Ha. Yani Japonya Abi, şeyi yolladı. Şimdi animasyon kategorisi de zaten animelerin inanılmaz hakkı yeniyor zaten. Bu bambaşka bir konu. Hani e, hep Ben bahsederim ya bilim kurgu ve fantastik edebiyat gettosu var buralarda diye. Mesela Yüzüklerin Efendisi bekleyip bekleyip son filmine verirler. Interstellar evet. çıkar sallamazlar. Yani bilim kurgu ve fantastiği hep bir şey var. Abi Animated Feature filmde de zaten anime filmlerin hangisini ciddi almışlar ki bugüne kadar? İşte The Boy and the Heron hani o da şey böyle. Ne bileyim. İşte klasiktir mesela anime izleyen birisine sorarsa ya bu animeler çocuk işim falan dersin. Olur mu o Ghibli var falan derler. O Ghibli de hani şey evet. yani hani. Oradan savunuyor. Halbuki ulan ne işler var? Yani neler abi neler konuştuk yani. Akira'lar bilmem neler. Bu sen Suzume geldi. Bak daha ona bakmadık. O da çok konuşuldu mesela. Ay, Suzume şey değil mi ya yine? Bir tane botpet yazarı bir çocuk vardı. Göktaşı düşüyor da. Ben galiba şeyden bilmiyorum, sıkılmışım. Bilmiyorum. <laughs> Past Lives olan bir şeyimden de onu. <laughs> bir çocuk bir kızı yine... seviyor. Ondan sonra şey oluyor falan gibi oluyorum ya böyle. Ha, şunun için de söylüyorum aslında. Yani sırf hikaye için de değil. Teknik olarak da zaten animeler yıllardır çok öndeydi. Tabii. Ha burada şeyin hakkını verebilirim. Boy and the Hero'nda gerçekten hani e, 2D animede artık e, büyük bokunu çıkarmışlar. Fazla iyi. Teknik hmm. olarak çok iyi. Böyle ha. karakterlerin fiziksel değişimlerine göre attıkları adımların boy mesafeleri farklı falan ona göre böyle sahneler yaratmışlar. Ha. Böyle suyun üstünde taşlardan atlıyorlar falan. Ama o da bir yerden sonra şeye dönüyor. Ee, böyle işlerini tanıtmak için bir şey hazırlarsın ya böyle bizim Show işlerimiz. Showreel'a dön yani. Ee, böyle artık karakterin ayaklarına odaklanıyor falan. Bakın burada acayip bir şey yaptık ha bunu kaçırmamanız anladım, lazım. Anladım anladım. Biraz fazla <laughs> teknik şov. Okey. Evet o açıdan şov bak yani bu filme deser ki biz sırf teknik ödül veriyoruz. Boyan Diron. Ama hikayeyle bakıyorsak yok değil yani orada Spider-Man öne geçiyor. Bende de diğerleri hiç yok Elemental, Nimona, Robot Dreams bunlar hiç Nimona yok. Nimona da Bende güzel yapıyorsam. ya Robot Dreams'i ben çok beğendim bu arada. Robot hmm. Dreams'i bir gün izleyelim bence S e bir sıfır diyalogla. Bir haftaya alalım o zaman abi The Boy and the Heron'la Robot Dreams'i yan yana alalım. Diğer ikisini bırakıyormuş. <laughs> Hayır hemen haftaya değil bir haftaya. Ha Tamam bir, bir sonraki haftaya. Bir inşallah yeriz. yani. Hani. Tamam tamam. <laughs> Sen ya daha robot Dune'un kitabını bitireceksin, Dune bölümü falan yapacağız. Süper evet, kahraman evet. filmlerini kıyaslayacağız. Harry Potter özel bölümü gelecek. Onlarla beraber bunu aynen, da yaparız, yaparız bence. bence, aynen. <laughs> Seçim vadi gibi. <laughs> Dune'un 6 kitaplık serisini geçen indirim vardı. Türkiye'de aldım Bin liraya satıyorlardı. Hepsini. <laughs> Aa. He. Çok iyi fiyattı yani. Ha varmış bende. Ya ben de eskisi ben var varmış. bir tane Sarmal Yayınları'nın. Yenisi hmm. de var. İngilizcesini bulamıyorum. İngilizcesi annemden evinde kaldı herhalde. İngilizcesi İngilizce de var bende. Hmm. Çeviriye baktım ben bu arada. İlk kitabın yarısını bayağı böyle yan yana okudum. Hı hı. Bir dijitalle şeyle böyle. Bayağı iyi ya. It i̇taki de iyi, şey de iyi. Biraz daha böyle farklı dokunuşlar yapmışlar ama hani daha çevirmen gözüyle. Kelimeler farklı bir iki falan ama anlam çok değişmiyor yani. Genel anlam aynı. Güzel şey yapmışlar. Neyse Robot Dreams diyordum. Konuşalım harbiden. Sıfır Diyalog'la e, bilmiyorum belki hani seni de bayabilir ama. Robotla... Sıfır Diyalog mu aksine ilgimi çekti. Aynen sıfır diyalogda bir robotla köpeğin e, ya. günlük bir ilişkisi başlıyor. Aynen. Köpeğin Biraz falan ucumlu başına ucumlu bir şey gelmedi mi? Bak içim parçalanır. Robotun geliyor o da üzücü abi. <laughs> Hayda. İyi tamam izleyelim o zaman abi. Tamam, Köpeğe gelmiyor da robota Bu arada geliyor. programımızda spoiler uygulaması yapılmaktadır. <gülüyor> 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 Neyse geçiyorum abi sinematografi. Tamam. Ee, evet. Sinematografide El Conde ki izleyemedim ben hala ama sen izledin. Bok gibi bir karar. Ne işi var sinematografide? Hiçbir fikrim yok. Tamam. Yani. Killers of the Flower Moon, Maestro okay. ve Poor Things. E, bence burada kayda değer Poor Things ile Oppenheimer var. Ya Oppenheimer İkisi, alacaktı evet. ya Poor Things alacaktı. Oppenheimer almış. Poor Things da alabilirdi. Hatta bence Poor Things almalıydı. Çünkü çok daha tatlı. zengin bana sorarsan. yarattı dünya çok zengin. Çok tatlı. Vallahi yani şey o ilk evde başlıyor, evden sonrasında yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Dünya açıldıkça böyle lan ne oluyor, nereye gidiyoruz falan filan oluyorsun ya. Biraz bana şeyi hatırlattı. Tarsem diye bir yönetmen vardı hatırlar mısın? Ha evet. O Onun böyle... Bir meşhur filmi, belgeselimsi bir şey var değil mi Tarsem'de? Öyle bir muhabbeti var. Tarsem'in şeyi var işte bu en meşhur işi The Fall mesela onun. Ah, The Fall. Ee, onun dışında bir şey bir şey tanrılar falan diye bir tane işi var. Ya o böyle kadrajlarını aşırı renkli yağlı boya işler gibi yapmayı çok seviyor. Böyle fantastik bir şeyin içinde olmaktan hiç çekinmiyor. Gerçekçilikten uzak kalmaya çalışıyor. Hani Poor Things aynı şekilde. Ben bir Tarsem'in tarzına çok benzettim. renk ışıklı, fantastik bir yere doğru gidiyor Poor Things mesela ilerledikçe. Setleri, kadrajları yani o işte Paris'i gösterdiği, Londra'yı gösterdi falan. Onlar tuhaf dünyalar bu arada. Çok hoşuma gitti. Ee, Oppenheimer ise yine hani orada da eleştirecek bir şey yok. Zaten Hoyt van Hoyt ama şey yani senelerdir üstüne kata kata giden bir adam. Hani bu konunun uzmanlarından bir tanesi. O yüzden ne o aldı diye üzüldüm. Keşke ikisi de alabilseydi. Hatta bence Portings daha renkli olduğu için acaba bence bir tık daha önde mi diye de düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Bak demin Boaz Efret dedim. Burada olabilirdi Boaz Efret. Production, design, sinematografi bütünlüğünde iyiydi Boaz Efret. Ormandaki sahneler Devamlı boğunun gittiği Tabii. mekanlardaki konumlanması falan çok iyiydi yani. Biz senle Hoyte Van ama ilk şeyde izledik biliyor musun? Let the Right One In. Aa değil mi? Hı hı. Yatay Bakış'ın değil ilk mi? bölümlerinden Doğru. bir tanesinde konuşmuştuk Let the Right One evet. in. hatırlarsın. Vampir Tabii. kızla Müslüman kızın maceraları tarzında böyle fantastik bir Çok sevdiğim bir filmdir. Ee, oradan beri işte adam hakikaten kariyerinde üste koya koya gidiyor. Christopher Nolan'la çalışıyor zaten düzenli olarak. Onun şeyi gibi oldu. Hans Zimmer, Hoyte. Bir de ne olun bir araya geliyorlar. Bu sene ne çeksek tarzı takılıyorlar ya. Böyle ekip oldular iyice. Tabii. İşte Güzel. karısı yapımcı. Editör de aynı. 3-4 filmdir. Hı -hı. O da ödül aldı zaten. Editing de aldılar. <laughs> ee, geçiyorum abi kostüme. Tamam. Kostümde adaylarda Barbie, e, Jacqueline Duran. Killers of the Flower Moon, Jacqueline West. Jacqueline'ler sarmış burayı. Napoleon, Jen <laughs> Yates ve David Crossman. Oppenheimer, Ellen Munoznic. Poor Things, Holy Weddington. Bir şey söyleyeyim mi? Bence 5'inin 5'i beşi de burada Oscar hak ediyor ha. Yani kostüm deyince. Bayağı evet. Yani, yani, Barbie de çok iyiydi burada. Barbie iyi. Killers of the Flower Moon hem dönemsel hem de işte etnik kökene ait bir takım kostümler üzerinde ekstra çalışmışlar. Napolyon zaten yıkılıyor bana sorarsan. Yani, kostüm, yani Napolyon her şeyine laf et kostümüyle laf edemezsin. İnanılmazdı bence kostüm tasarımları. Ee, Oppenheimer yine dönem filmi ve o dönemin de hakikaten bütün tadını taşıyacak şekilde ee, biraz da yamuk yumuk. Yani o dönemin savaş yılları olmasından ötürü herkesin çok da iyi giyinemediği falan da biraz yıpranmış bir tarza gitmişlerdi. Çok dikkatlilerdi. Poor Things desen yine aynı yerden vuracağım. Ee, fa büyülü gerçekçilik bir evrende geçiyor Poor O yüzden hem dönem kıyafeti gibi hem de modacıların elinden çıkmış fantastik kostümde. çok Aslında şöyle. En orijinal tasarımlar tabii Poor Belki oradan aldılar biraz. Modacı gözüyle bakmış olabilirler birazcık yani. E tabii Oppenheimer şey gibi kalıyor. Takım ve şapka giydik gibi kalıyor onların. <laughs> evet evet aynen. <laughs> Güzel şık şık takımlar Tabii. ya da şık olamayan takımlar ve şapkalarımız falan gibi oluyor. Tabii şunların arasında orijinal hakikaten tasarıma imza atmış. İşte, Tek Poor Things de o açıdan muhtemelen vurdu aldı. Hak ederek de aldı bence. O yüzden iyi olmuş. Geçiyorum yönetmenlik. Yönetmenlikte Anatomy of a Fall, Justin Triet, Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese... Portings, Yargos Lantimos, The Zone of Interest, Jonathan Glazer, Oppenheimer, Oppenheimer, Christopher Nolan. Abi Portings'in alması lazımdı bence. Yüzde yüz katılıyorum. Yorgos çiz. Bu arada Yorgos eski basketçi. E, oradan da bir kanımı sunuyor adam. Adam Pro Lig'de bile oynamış çok kısa bir süre. Öyle mi? <laughs> ha, Kral Yunan olunca Yunan'da kanda hep var bir basketbolculuk ya. Yönetmen de olsa basketbolculuktan geliyorsun. Ya zaten bir tane siyahi bir Yunan basketçi yok mu şimdi son senelerde aşırı meşhur yani, oldu? He, yani, hmm. yani Şey ee, şöyle. Poor biz hafta sonu izledik. Daha önce izleyebildim. Kaç zamandır konuşuyoruz Poor Geç kaldım biraz izlemekte. İyi ki izlemişim. İyi ki izlemişim ki hakkının yendiğine kani olacak bir noktaya getirdi beni. Ya. Yani Poor Things çok etkili, çok güzel bir filmdi. Hani, tam zamanda izlemişsin tam bugün evet, konuşacağımız Openheimer'la kafa kafaya koyarım bir sürü sen yerde ama yani şimdi yönetmenlik deyince yani Openheimer'da da zaman geçişleriyle falan filan aslında yaşattığı drama çok iyi bu arada yani Nolan'ın işi de hiç küçümsenecek bir işti, çok iyi bir iş ama Poor Things hakikaten böyle tırnak içerisinde söylüyorum sanat eseri dersin ya bir yerden sonra bir şeyler yani biraz <laughs> daha evet. yukarıya doğru gitmiş biraz daha farklı bir şeyler denemiş eee yani o yüzden Oppenheimer'la Portings arasında kalıp ben tuhaflığa övgü babında Portings'e verebilirdim. Oppenheimer aldı da hak etmiyor mu? Yok Oppenheimer da çok güçlü bir aday bu arada. Yani çok standart bir işte bombayı yaptılar ve gönderdiler e, filmi yapabilecekken bombayı göndermesinden sonrasının bir saatinde bence çok daha efektif bir noktaya gidiyor Oppenheimer. Oralarda hani aslında Nolan'ın kaleminin gücünü daha çok görüyoruz bana sorarsan. Peki... Büyük tartışmaya ne diyorsun? Nolan'ın bütün filmleri arasında sence Oscar hak eden Oppenheimer mıydı? Yoksa başka bir film miydi? Yok yani ha öbür filmleri Oscar adayı almadı, olmadı gibi mi? Ya işte yani sence hangisi daha çok Interstellar abi. Interstellar. Bence alır. de, bence de şey Dunkirk. Aa tabii. Yes. Ben biraz daha olmuyor. Mesela bu sene Dunkirk olsa ve alsa ...desteklerdim yani. Ha okey. Yani çok sev sandı. Nolan'ın filmlerinin arasında en iyi yönetmenlik ödülü olarak mı soruyorsun? Evet, evet, en iyi yönetmenlik. En iyi yönetmenlik oldu? ödülü olarak evet Dunkirk'te, eee bana sorarsan Interstellar'da Oppenheimer'dan daha yüksekte filmler bana sorarsan. Bu sene Oppenheimer'a bir verdiler. İşte an anladın mı? O zaman vereydin Interstellar'a vakti zamanda bilim kurgu diye vermedin. Niye vermedin belli i̇şte. değil. Interstellar'ın Oscar'larda ciddi alınmamış olması zaten o sene benim ekrana monitöre bağırdığım bir konuydu ya, diye hatırlıyorum zaten vakti <laughs> zamanında. Hani Oscar'lar bitmiş abi çizgisinin en önemli noktalarından birisi Interstellar'ın göz ardı edilmesiydi galiba. Evet. Nolan ne düşünüyor acaba bu konuda? Bir gün sormak isterim. <laughs> ne diyorsun abi? En sevdiğin filmin hangisi? Memento falan diyormuş böyle. <laughs> abi falan. İlk film ha, falan başka oluyor. Falan. <laughs> Eski, ilklerin tadı başka gibi eskisi gibi olmuyor diyor. <laughs> e, ...belgeselleri geçiyorum abi... ...buraya çok bakmadık... ...editing'e de geldik... Dedim. ...editing'de Anatomy of a Fall... ...The Holdovers, Killers of the Flower Moon... ...Poor Things ve Oppenheimer arasında... ...kalınmış... ...editing'de Oppenheimer'a basardım ben işte mesela... ...hani yönetmenliği Poor e verip... ...editing'i de Oppenheimer'a verdim... ...çünkü Oppenheimer editing'inden... ...inanılmaz ekmek yiyor... Hele dediğim gibi o son bir saatinde... ...geçmiş, gelecek, şimdiki zaman arasında böyle... ...çat çat çat zaman atlamalarıyla filmi unutmayacağımız şekilde, karakterleri unutmayacağımız şekilde çok iyi hatırlatıyor bize. O dava ve soruşturma sahnesi. Çok iyiydi bence. Yani ben de anatomofu folda verirdim. Ne? Seni kılatacağım. Editingine mi? Hiçbir şey olmuyor e, ki anatomofu folda editinginde. Nasıl editing? olmuyor? Ya? Nasıl olmuyor? Lütfen. Lütfen kardeşim. Nasıl yani? Adam camdan düşüyor. bahkeme sahnesi oluyor. Bira içip dağılıyorlar köpek geliyor falan ölmüyordu. Ölmüyor ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Spoiler diye korkmayın köpek Hı. ölmüyor. <laughs> köpek Yoksa ölmüyor. bu bu spoiler lan az siktir pardon. <laughs> köpek ölmüyor. son sonsuzluğundaki adam ölüyor. Aynen. Ya şu yüzden bence çünkü bir zaten aslında akış kompleks hale gelince güzel oluyor. Bu aksine düz dümdüz bir editingle verse bu kadar etkili olmayabilecek bir film. Bir de ilk baştaki şey sayesinde çok iyiydi işte müziğin kullanıldığı kısımdaki editing işte bir yere giriyor, müzik düşüyor, çıkıyor, dışarı çıkıyor. Çocuk dışarı çıkınca sessizleşiyor bütün ortam. Tabi bu sound design'la da birleşiyor falan. Ben o yüzden beğenmiştim genel editingini. Ama hani burada baktığında yani Anatomy folla ben purtingsi bile Oppenheimer'ın önüne koyabilirim galiba. Hmm. O, da, o da çok iyi. Okay. Ben Oppenheimer'ın editingini dediğim gibi özellikle ikinci yarısında zaman atlamalı kısmında çok çok beğendim. O yüzden ben de Oppenheimer'a verirdim. Burada da Oscar'ı destekliyoruz diyorum ve International Feature film Zone of Interest almış abi. Geri kalanları bilmiyor. Aynen. Hiçbirini Kalk izlemedim. Kırık. Zone of Interest'i bir tek sen izledin. Ne diyorsun? Ben de Teachers Lounge'ı izledim bir de. Hı -hı. Ee, diğer üçüne vakit kalmadı. Ama Zone of Interest diğer üçünü izlesem de herhalde değişmez kafamda. Ya. %100 haklıydı yani %100 hakkıydı yani. Favoriydi. Direkt favori buldu. Makeup and en Hair definitely. Styling konusunda. Golda, Maestro, Oppenheimer, Society of the Snow ee, adaylarımız. Kazananımız Portings olmuş. 70 evet. yolu açık olsun. Sadece bildiğim defonun suratından bence götürürsün zaten. Make up evet, and hair evet. styling'i yani. Bildiğim defonun suratı için zaten direkt ver çık oradan hiç düşünme. Tabii. <laughs> Ve yani çok başta bir böyle tuhafsıyorsun sonra karakter yani adam o konuştukça doğal o kadar doğal yapmışlar ki vücudunun mimikleriyle beraber hareket ediyor yüzünün makyajı. O da benim için çok ilginçti yani İyi, farklı evet, bir evet. teknik denemişler herhalde. Çok Müzik bir, konusuna, çok iyi yani. hızlı hızlı ilerledim biraz. Pardon lafını böldüm ama. Müzik konusuna geçtim. Original skorda e, Poor Things, Killers of the Flower Moon, Indiana Jones and the Dial of Destiny. E, Orijinal scoreda Beşinci filmi serinin. Ahmetli John Williams'ın <laughs> mezarından çıkarıp yaptırdıkları eser. American Fiction ve e, Oppenheimer bu kategoride kazanan olmuş. Op, op, yani açık ara Oppenheimer o kadar iyi ki geri kalan hepsinden. Hiç bence Her burada var, tartışmaya var. gerek yok yani. Ludwig Ludwig'in de ikinci Oscar'ı oldu. Adam biz, biz de yaşıt neredeyse yani. Topluyor. Biz ne yapıyoruz? yatıp işte, <laughs> da burada böyle gev, gev gev Hadi bakalım. İlk ilk Oscar'ı neden almıştı o? Ee, Tenetten Black, Black, Black Panther mi? Hmm. Hmm. Black Panther'dan mı? Black Panther'dan. Ben izlema, de. izledim lan Black Panther'ı doğru hiç hatırlamıyorum. Black Panther <laughs> filminden de iki kere izledim ben galiba. Bir nota müzik aklıma gelmiyor bu arada onu söyleyeyim de. E, ee, ama hakikaten müzik bence konuşturdu. Yani şeyine de uygundu. Matematiksel diyeceğim ama matematiksel bir müzikti. Yani, yani böyle aynı akışın ritminin falan değiştiği tuhaf bir... Aslında Hans Zimmer'in daha önce Interstellar'da falan denediğinin çok daha matematiksel bir versiyonu yapmış gibi geldi. Ludwig Göransson bana Oppenheimer'da. Açık ara hak ediyordu ya bence. Diğerleri daha film müziği gibi. Oppenheimer biraz şey gibiydi. Ay ben uçuyorum. Uç kardeşim. falan <laughs> <laughs> Ne dedi? Şey demiş galiba Nolan. Çello kullan diye Nolan söylemiş. Hmm. O da bu tavsiyesi için teşekkür ediyorum. Çok işime yaradı falan dedi. Bir de, ya da belki sitem ediyordu. O da Olabilir. İşime karıştı piç falan diye. <laughs> ee, onun dışında orijinal şarkılar hiç bilmiyorum. Geçiyorum burayı. I'm Just Can almamış hmm. ama. I'm Just Can almak yerine What Was I Made For'la Barbie almış. Ya yani, evet. E, yani. yani Bir de ayrı şey vermişler kategori yani sen Billie Eilish sevmiyorsun tabii. <laughs> Billie Eilish'e bir özel bir gıcıklığım yok da yani I'm Just Ken varken gerek yokmuş ya bence özetle. Bence de I'm Just Ken alsa sevinirdim. Güzel şovunu da yapmıştı yani. yani şov diye sahne de I'm Just Ken'i çıkarmışsın o gün yani anladın mı? Hani de demişsin evet. ki bakın I'm Just Ken o kadar iyi ki Oscar'larda da oynatıyoruz. Oscar'ı kime verdiniz abi? <gülüyor> 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 yani. <gülüyor> yani neyse geçelim. Yani Billie Eilish gelsin de Instagram'a daha çok Storylerde görüntülenme alalım diye bir aileşe vermişler bence açık söyleyeyim. Oscar'ların her sene izlenmesi düşüyor falan filan diye zırlıyorlar ya. E, bakan bu sana ne oldu bak bakmadım daha sayıları. Abi geldik. Zurnanın zırt dediği, zırtların zort dediği, erkeklerin erkek kadınların kadın olduğu asıl kategoriye geldik hazır mısın? En iyi film. En iyi film. En iyi film kategorisinde Best Lives'in hakkı gelmiş. <gülüyor> 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 Neyse. <gülüyor> Ya neyse uzatmayalım. Çok film var çünkü. Hepsini tek tek okumayacağım. Ya da okuyayım. The Zone of Interest adaylar arasındaydı. Poor Things adaylar arasındaydı. Past Lives adaylar arasındaydı. Maestro, e bir, dakika, bir sorun var. Ha. Bir film çıkaracak olsan aralarından. Maestro mu, Past Lives mı? Bir film hani çıkarmak. Sen için. sen niye var. aday oldun lan şerefsiz diyecek şekilde Aynen. mi? Maestro mu, Past Lives mı? Past Lives. Vay be. Ya benim Maestro. için buranın en zayıf filmi Past Lives şu anda. Barbi bile Maestro'dan kötü diyorsun yani. Re ya yemin ederim kötü. Maestro'yu izledim. En azından bir şey öğrendim. Bir tane bestecinin hayatını öğrendim. Bir bana bir şeyler kattı maestro yani. Anladın mı? Sikişemeyen bestecimiz çok mutsuz hayat. Evet. Past lives'a da sikişemeyen kız çok mutsuz <laughs> abi. Ne yapayım? <laughs> o gözle bakacaksın. <laughs> Tüh Koreli çocuk ne yaptı acaba? Aman ne yaptı? Gir <laughs> ya? Facebook'undan bak. bak. Neyse. <laughs> Filmleri bir daha okuyorum. Zone of Interest, Poor Things, Past Lives, Maestro, Killers of the Flower Moon, The Holdovers, Barbie, Anatomy of a Fall, American Fiction ve Oppenheimer e, evet. burada adaylarımızdı. Yani, Portings. Abi Portings ya gerçekten. Best Picture'da ben, ben çünkü Portings Best Picture lan gerçekten. Yani hani bana deseler ki ya böyle hacı biz de bir film söyle ama böyle sinema olsun lan neler yapmış adamlar desinler falan. Oppenheimer çok popüler bir iş. Yani biz yani evet. blockbuster işi bana sorarsan hani anladın mı? Kitleler sinemaya gidecek hep beraber Oppenheimer izleyeceğiz. Nolan Reis show yapmış falan filan. Okey. Hakkı var. Çok iyi film. Ama Poor Things biraz böyle şey ya. Ulan sinema be falan dedirtiyor insana. Yani öyle söyleyeyim. Oradan hakkı. Herhalde geçen sene tuhaf filme verdik. Everything Everywhere All At Once'a vermişler. Bu sene tuhaf filme vermeyelim mi dediler? <laughs> ya hayır. Oppenheimer da çok iyi film. Hani şey gibi düşün. Hani olmaz da puan verecek olsak diyelim ki. Ben Things'e 93 veriyorsam Oppenheimer'a da 90 veririm mesela. Anladın mı? Hani Anladım. oradan buradan toplarım, toplarım yine. Yani bunlar çok başa baş kalır ama sonra kendi gönlümce işte bu kadar jüri var zaten. Herkes kendi gönlünce bir oy basıyor. Ben kendi gönlümce Things'e basardım. Çünkü şey derdim. Ulan helal herif deli deli bir şeyler denemiş. yürülan lan aslan falan derdim yani. Ee, ama Oppenheimer da dediğim gibi çok da gerisinde kalmıyor benim gözümde Things'in. Onun dışında Güzel. Buradaki bir filmler arasında... yıllar Rakiplerden biri de Scorsese ha. yani yani. Şey de... <laughs> Rakip de güçlü yani. Ee, güçlü de şimdi Killers of the Flower Moon ikisine göre çok daha zayıf kalan bir film bana sorarsan. Evet anlattığı şeyler güzel falan filan da. Yani neticede günün sonunda insan biraz şeye bakıyor. Yani film bittikten sonra böyle bir salonda... Vay yalnız diye kalıyor musun kalmıyor musun? Oppenheimer'da kaldım. Poor Things'de kaldım. Yani geri kalanların hiçbiri o kadar iyi değildi. Barbie'de böyle şey oldum. Helal olsun falan oldum. Hani... Um, Anatomy of a Past Lives'da zaten kurdeşen çıkartıyordum sıkıntıdan neredeyse. <laughs> ben bir de American Fiction'ı çok beğendim. Bugün konuşacağız American Fiction. Oscar'lık bir film kesinlikle değil ama birinin yapması gereken bir filmmiş. Tam bu dönemde çok hoşuma gitti o film benim. Evet, evet. Production Design'a mı geçiyoruz? Yok bilmem sen ekstra konuşmak istemiyor musun filmden hiçbiriyle ilgili? Ha, en iyi film mi? Yok abi ben Poor Things ya. Yani gerçekten şey gibiyim. Yani almalıydı abi, bu artık hmm. bu kadar da değil falan gibi. <laughs> Çok ya ger gerginim o konuda. Ha okey. Sen yani Oppenheimer'la arasını daha açık görüyorsunuz o zaman. Evet evet. Daha bence daha açıktı. Ki ben bak ee, Kasım'da izledim Portings'i. Galiba op biz Oppenheimer'la Barbie'de yaz yaz sonu Hı -hı. Mu izlemiştik. Kasım'da çıktım direkt dedim yani hani banko ya bu film senenin bankosu yani. Ee, direkt ee, Oppenheimer'da falan Barbie'de de ki ben Barbie'yi de çok sevmiştim onda falan hepsinde önüne geçti benim için yani ben de şeyi soracaktım ben mesela po Poor ben çok taze izledim ya etkisi çok güçlü üstümde acaba hani yakın olduğunda mı daha güçlü hissediyorum diyecektim yoksa hani izleyeli bayağı da olmuş hala etkisi evet. devam ediyor demek ki tabii bir daha izledim ben İki kere daha izledim hatta şey oluyor ya kral viski içiyorsun da <laughs> viskinin damakta kalma süresi var ya mesela biliyorsun o muhabbeti ya tabii canım e, bence Best Picture'larda da şeyde kalma süresi kafada kalma süresi var yani iyi bir filmse Seneler sonra bile böyle güzel şeyler hatırlıyorsun o filmlere dair. Bence best picture'lık olayında o da çok önemli. Mesela benim için Oppenheimer'da, Poor Things'de seneler sonra bile hatırlayacağım anlar ve olaylar yaşattı bana. Hakikaten o yüzden ikisini de çok yukarıya kaldırıp böyle küçük bir selam veriyorum. Killers of the Flower Moon'u mesela 6 ay unuturum ben. Yani bir şeyler oluyordu ne oluyordu falan evet, gibi olurum tabii. yani. Doğru diyorsun evet akılda kalıcılık. Viski hatta güzel örnek oldu. Mesela ne zaman hmm. hibik şişesi görsem zihnimde portakallı çikolata. Anladın? Mı? <gülüyor> evet <gülüyor> evet. i̇şte bence best picture kategorisi de ona bakmak lazım. Yani keşke şey olsa hani best picture'ları bir sene önce izleyip sonra bir sene üstüne yattıktan sonra değerlendirebilse jüri çok daha oturaklı bir sonuç çıkar evet. diye düşünüyorum. Devam ettim. Prodüksiyon tasarımı. Ee, orada Portings almış. Çok uzatmayayım. Buraya, Portings evet. Bence hak ederek almış. Öte yandan Napolyon ve Barbie de bence güçlü adaylardı bu kategoride. Napolyon'daki savaş sahneleri başlı başına bence şovdu. Ee, ama işte herhalde sadece şov diye de vermiyoruz demişler bir noktada. Yani Lantimos'un bu e, komple sette kurduğu dünya, detay detay dünya tabii çok daha nitelikli ya yani şey olarak. Tabii. E, detaylı bir de, çok detaylı. Yani mesela Oppenheimer'da da bu detaylar vardı. Tabii o burada... Biraz daha belki geride kalıyor gibi düşünse mesela kostümden bilmem neden çok Oppenheimer'ın o dönemsel detaycılığı daha Hı -hı. hoşuma gitmişti benim. Ee, diğerleri evet bir tık geride kalıyor. Yani burada da mesela Porting's'te Oppenheimer'da kalırdım ben yine. Porting ama hak etti yani. De o şeyi falan Macaristan'da sıfırdan kurdurmuş yani Hı -hı. o Portekiz şehir, meyir yani çılgınlık oralar. Benim şey çok hoşuma gitti. Ee, yani Eski bir şeyleri tekrar gerçekçi görmekten ziyade... ...fantastik şeyleri sıfırdan görmek daha çok hoşuma gidiyor tabii ki. Evet. Portings'in çizdiği gemi... ...Portings'in çizdiği o Londra... ...Londra değil Paris'in sokakları... ...Paris'teki karhane... Frankenstein'ın evi... Frankenstein'ın bunu dirilttiği sahnedeki bir takım tasarımlar falan filan... ...bence... Çok Oho falan diye izliyorsun yani yeni bir şeyler görüyorsun yeni bir şeyler görmek insan hayal gücünü tetikliyor kostüm açısından da öyleydi production design'da da öyleydi orijinallikten aldı götürdü muhtemelen diye düşünüyorum orijinallikte de hani Barbie ile yarışır mı diyeceksin abi Barbie'nin kostümleri orijinal değil aksine hepsi 80'lerdeki 70'lerdeki kostümlerin yani bebek kostümlerin gerçek insanlara giydirilmiş versiyonuydu evet. hoştu ama hani yine orijinal değildi aslında hani olan bir şeyin farklı tasarımıydı Orada da Barbie şehri çok güzeldi işte. Şehir olarak hani o dollhouse kafasını güzel hayata geçirmişler hmm. aslında. Animated short filmi geçiyorum. Live action short filmi Geç. geçiyorum. Sound'a geldik. Sound'da mesela sen o şey, izledim. Anatomy of Fallen evet. mesela sahnesini övmüştün aslında. Mesela o burada hiç girmemiş bile. Ama evet. burada zone of interest çok güçlü. Çünkü bütün anlatısı ses üzerine bu heriflerin abi. Ha. Çünkü şey kısaca şunu söyleyeyim. Konu zaten bu spoiler değil. Yani e, Auschwitz'in yanında Auschwitz'i yöneten komutanın günlük yaşantısını izliyoruz aslında. Böyle çiçekli, <laughs> böcekli, havuzlu, bahçeli evindeki mutlu mesut hayatını izliyoruz. Ve devamlı Auschwitz'ten sesler geliyor böyle o günlük hmm. yaşamın içerisine. Bütün olayı ses filmi yani onun üzerine kurmuş. Ha, okay. O yüzden yani banko burada da diğerlerinin şansı bile yok. Okey okey anladım. Yani o kadar odaklı hmm. ki o işe zaten alıyor direkt. Evet aynen şey çok ilginç. Adaylar arasında The Creator ve Maestro'da Tom Ozonich ve Dean Zupano, Zupancic ikisinde de çalışmış mesela. Bak o da dikkatimi çekti şimdi. Evet. Onu da... İkisinde de varmış. Evet bak şimdi sen deyince ben de dikkat hmm. ettim. Aa, i̇şte aa, abi, dikkat etmemiş. Tezgah kurmuşlar anladın mı? Oradan almasak buradan alırız. <laughs> Creator da bok gibi film ya. Gerçekten sound'u öne çıkacak. Sound'un öne çıkacak hali kalmıyor filmde. O kadar kötü. Creator'u hatırladım ben şu noktada. <laughs> visual effects'e geldik. The Creator, Guardians of the Galaxy, Mission Impossible ve Napoleon bir yanına Godzilla Minus One almış. Evet. Japon kardeşlerimiz Takashi Yamazaki. Takashi Yamazaki de şey gibi isim ha. Birisi tam Japonum ben. Birisi kıçından Japonca isim uydurmuş da hani ırkçı isim gibi anladım hani böyle. <laughs> Mehmet Öztürk gibi isim Takashi Yamazaki. <laughs> Neyse. Japon Japon oldu yani herifin ismi. <laughs> Neyse. Takashi Yamazaki, Kyoko Shibuya, Masaki Takahashi, Tatsuji Nojima. Bak geri kalanların ismi ne kadar orijinal. Takashi evet, Yamazaki, diğerleri... <laughs> Mehmet Öztürk hakikaten. <laughs> Aile ve sistemin yapımcısı Takashi Yamazaki gibi hakikaten bir şey. Hakikaten yani. öyle olmuş. Neyse Godzilla Minus One'ı ben hala izleyemedim. Sen izledin. Godzilla Minus One iyi film mi kanka? İyi film abi evet. Ama hani bir şey. Shin Godzilla gibi kompleks değil. Daha kaliteli e, Hollywood Japon Hollywood'u filmi hmm. gibi ya. öyle. Söyleyeyim. Godzilla Daha... filmi yani aslında hakikaten. Evet. Tam, tam bir Godzilla Güzel, filmi. Güzel, pure, tatlı bir Godzilla filmi. Ve çok hak etmişlerdi bence. Çünkü şu Ki an May... Godzilla filmi Mayıs'ta yok farkındaysan. Abi. Hep böyle çikolatalı Godzilla, vanilyalı Godzilla. Ama hep hani evet. kardeş tam bir Godzilla filmi yok mu? Galiba Godzilla minus one hala izlemedim ama yorumlarından anladım. Godzilla minus one galiba tam bir Godzilla filmi. Godzilla Aynen. film işte yani. ...tam senin ağzına dair Godzilla filmi... ...öyle diyeyim ben ya sana... ...ya büyük ekranda izlemek istiyorum diye izleyemedim... ...Japon konsolosluğuna kadar yazdım kardeşim ya... ...dönmüyor, evet, yani. Takashi Reis var orada da... <laughs> ...Takashi Reis dedim, <laughs> yok mu bize bir... ...bu sene de Japonya-Türkiye ilişkilerinin... 100 yılı aslında tamam mı... ...ama belki de adam Japonya-Türkiye ilişkilerinin... ...yüzüncü yılında Godzilla filmi izletmek istemiyor olabilir... ...hani işte anladın <laughs> Yıkım filmi ...adam da, da Japonya'nın kültürel şeyi ise... ...ulan Godzilla filmi izleyeceğiz... ...git falan demiş olabilir içinden yani... Yapıcı bir film yerine yıkıcı film izliyorum kardeşim. Abi. <laughs> abi savaştan sonra sizde siviller ölüyor ya onun filmini izleyelim mi falan. <gülüyor> 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 Neyse. Ya ama Mayıs'ta mı ne geliyor Mart Mart falan karıştırım tarihini. Blu-ray çıkacak, dijitali düşer izlersin konuşuruz onda. Da ben de tekrar izlerim. Ben yani. büyük salonda izlemek istiyorum abi. Godzilla vs Kong'u da büyükte izleyemedim. Shin Godzilla'yı da büyükte izleyemedim. Godzilla'cıların hakkı yeniyor. Bir dernek vakıf falan kuracağım artık ben bu gidişle yani hakikaten. Şöyle bir <laughs> 10 bin kişi toplasak hepsini getirtiriz bence uğraşsak. Neyse ben bunu Aa, düşüneyim. Keşke yapabilsek. Şöyle istiklalde yani. bir yürüyüş yapalım. Godzilla hakkımız. <laughs> Ee, yazar şey senaryoya geçtim abim. Adapted mı? Adaptasyonlardayız Adapted. evet. da. Ee, Barbie, Oppenheimer, Poor Things ve Zone of Interest adaylar arasında kazanan Amerika. Ben bakamıyorum abi burada. Barbie niye Adapted'tı hala Saçmalı. ben aşamıyorum ya. Yani bunu çok konuştuk ama ben hala aşamadım. <laughs> Saçmalık bana sorarsan ee, yani hatta şöyle bir şey söyleyecektim dur bakayım. Orijinalde de Holdovers, Maestro, May December, Past Lives, Anatomy of Follower. Ha bak şimdi. Barbie'ye oyuncaktan uyarlama olduğu için adaptasyon diyorsun. Ama Maestro'ya orijinal screenplay ediyorsun öyle mi? Adamın hayatını anlatıyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Neyi anlamıyorum evet. gerçekten buradaki kafayı ben. Bu arada May de gerçek olaydan. Hani bir kitaptan hmm. falan değil ama... E... Bu 90'lardaki meşhur o bütün dünya yayılmış işte kadın öğretmenin genç çocuğu taciz olayından çıkıyor. Hı hı. Mesela onun senaryosu iyi, o da orijinal bence zaten bir uyarlam yok ama o da oradan giriyorsa nasıl barbie adaptat olabilir? Abi? Yani yok saçmalama. Oscar alamasın diye bence hı hı. adaptasyona sokmuşlar gibi. Ee, adaptasyon da American Fiction çok başarılı ee, bana sorarsan Oscar aldığına şaşırmadım. Hatta American Fiction bence Oscar alması American Fiction filmine çok uygun olmuş. Değil mi? Met yani, meta'sına uygun. <laughs> aynen. Hani tam American Fiction'ın anlattığı şeyi ya, ya hani en iyi seçerek ver yapmışlar gibi de oldu. Böyle bir ilginç oldu. Bu, bu bölüm konuşacağız arkadaşlar American Fiction'ı da. Konuşuruz. Çok ilginç meta bir film zaten. Bir tık buraya da gönderme gibi. oldu. çok hoşuma gitti American Fiction'ın alması. Ee, kitabın yazarı gelmiş mi tabii onu bilmiyorum. Kitabın kitabın yazarı bu arada Eraser isminde bir kitap yazmış aslında. Hı -hı. Ee, daha da sert başlı. Erasure demek yerine American Fiction demişler bu arada. Yani e, çok ilginç bir şekilde filmde de... Neyse bunu biraz sonra konuşuruz. Ama bu filmin ortaya çıkışında da filmin anlattığı şeye çok tuhaf ilginç göndermeler var. Yani eleştirdiği evet. şey başına da gelmiş filmin falan gibi böyle tuhaf şeyler <laughs> oldu böyle. Onu konuşuruz yani. Orijinalde de Anatomy of a Fall almış. Yani diğer adaylara bakıyorum. Holdovers, Maestro, May December, Past Lives. Oh, okey, Anatomy of a Fall dedektiflik öyküsü en azından bir şeyler oluyor yani. Bence okey yani. yani. <laughs> Ama burada işte Barbie orijinalde olsa Barbie kesinlikle daha önde olurdu ya. Adapted'da da ben e, mesela Porting'sin kitabını okumadım. Orada da bence güzel bir karar vermişler. Böyle bir film yapıyorsak e, aslında Favor şeyde Dune'da biraz Villeneuve'ün yaptığı gibi işte Chani'yi değiştirdi diye sen de bahsettin ya konuş, konuşuluyor da yani bu. Çok isabetliydi. Burada da mesela kitap erkeğin gözünden anlatıyormuş. Hangi karakterde hatırlamıyorum şu anda galiba Mac karakter karakteri üzerinden hı hı. Mac Candace, pardon onu değiştirmişler <laughs> ve uyarlama yapılması hep böyle yıllardır zor denen bir kitapmış. Ona rağmen bu o iş ortaya çıkmış. Hani böyle biraz challenging olarak ve karar alma ve değişiklik olarak uyarlamaya dönüşmesi sanki Portings'de daha efektif bir süreçten geçmiş gibi olabilir, hissettim olabilir. ama kitabı okumadığım için tabii net bir şey diyemiyorum. Olabilir. Senin arkandaki ayakkabılardan bir tanesi bir küçük kutuda mı duruyor? Benim bütün ayakkabılar kutuda. evet kutuda duruyor aynı Niye <laughs> İkisi mi, de mi? bak şuradaki de. Ee, güzel şey bozulmasın korunsun diye. Hem hava almıyor hem tozlanmıyor. Kirlenmiyor. Isı, isı almıyor. Güzel. <laughs> Kardeşim koleksiyon <erişti gülüyor> Yo, tabii doğru Ben ne bilirim <laughs> abi. Ben anlamam koleksiyon <laughs> işinden. <laughs> Peki. Oscarlar bu kadar o zaman bugün. Evet. Ee, onun dışında gündemde Güzel. ilginç bir şeylerimiz var mı? Yoksa geçelim mi Amerikan fiksiyonla purtinge Abi çok üzücü bir haberim var izin verirsen bunu söylemek istiyorum. Baya üzücü bence Türkiye için de çok büyük bir kayıp. Bence yaptığı filmlerde e, Türkiye tarihini, karakterlerin ünlü simaları başka bir seviye taşımıştı kendisi. E, Sayı Mustafa. Yapan... Ha pardon. Dra... <gülüyor> 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 ha, onu da alalım lan bu evet, arada. şimdi. Biz. Önce dalga geçelim de adamla. Aynen Mustafa Uslu beyefendi maalesef ülkeyi terk ediyormuş. Nasıl? Çünkü ailesinden izin almadan yaptığı Neşet Artaş filmini vizyona sokamadığı için ee? batmış. O yüzden Almanya'ya gidiyormuş çok üzücü bir kararla. Aa. Halbuki telif ödeseydi belki de hiç bunlar başına gelmeyecekti. Yani yet iyi bir dolandırıcı olamadığım için diye mi gidiyor anlamadım tabii o da. <laughs> Sanat Güneşi lakaplı Zeki Müred'in hayatını film yapacağını duyuran Mustafa Uslu'ya merhum sanatçının mirasını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı'ndan onay çıkmadı. <laughs> Yapımcısı olduğu Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi mahkeme kararıyla vizyona girmeyen Uslu maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. Abi ismi Garip Bülbül müymüş? Oğlum daha garip kötü Bülbül, bülbül koymuş Neşet Ertaş filminin ismini gerçekten. Ben olsam Tezene falan koyardım. Rise of Tezene. <laughs> Oğlum <laughs> tamam, senin böyle arada uydurduğun isimler bile daha iyi lan garip. <laughs> Tabii. Neyse, neyse sonra da demiş ki Serdar Ortaç'ın kumar borcunu 7 defa yapılandıran banka benim istediğimi maalesef kabul etmedi diyen yani, uslu çocuklarımın <laughs> okul taksilerini daha iyi ödemekte zorlanıyorum. <laughs> Kiralık arabaya biniyorum şeklinde konuştu. Hayır adamın serzenişi de <laughs> Serdar Ortaç. <laughs> Serdar Ortaç falan girecek Saçma Saçmalıyor gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Almanya'ya yerleşiyormuş işte yani. Kol paçına bir rol verirler Mustafa Ustu'ya da artık diğer. Yani evet abi <laughs> Serdar Ortaç'ı. kredi yapılandıran ha. oyuncular. Serdar Ortaç'ı yedi kere yapılandırdılar da Serdar Ortaç <laughs> da kol da oynuyor artık yani. Hani. Allah düşürmesin. <laughs> hani onunla da kıyaslamazsın yani. Neyse. fıkra gibi hikaye gerçekten ya. Hayır adam da evet. şeyde inat etmesi çok ilginç değil mi? Aile Müslüm bir şey daha yaptı o bir ara. Bir şey daha yapmadım ya. Nayim Nayim yaptı. Nayim yaptı. Aile yani. Müslüm ve Nayim yaptı. Yani adam 80'lerde 90'larda Türkiye'de kim meşhursa adamların mezarını açmaya karar vermiş. Neşet <laughs> Zeki'nin hakları verilmeyince de gitmeye karar vermiş. Gerçi yani işte böyle sinemacılık mı olur anladım hani. Hani <laughs> o zaman başka senaryo çek abi. Ne bileyim ölmüş adamların üzerinden hani yani adam izin vermez vermez yani şimdi sen ona göre mi kurdun şirketin işine o da, o da bir tuhaf Abi yani. evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Düşünsene sen <laughs> Marvel filmi yapıyorsun Sony'de anlaşman yok falan. Beş olabilir mi, ya mi? anladın mı? <laughs> evet yani ayağını yorgana göre uzat. Önce iznini sor izin çıkmazsa çekmezsin filmi başka film çekersin bilmiyorum yani. Neyse. Oh, evet. Yolu açık olsun. Ama Almanya'da çalışacakmış bundan sonra. Artık orada Ahmet. Oğlum Ahmet Koyan hayatını çekmişler asıl. O geliyor galiba. Ben bu adam yaptı zannetmiştim onu. Yok onu ben hiç bilmiyorum ya. Dur bakayım ben sokakta posterini gördüm bir yerde. Evet, ben evet. bu adam yaptı zannediyordum lan. Çünkü ölmüş insanların filmi konusunda bu adam uzmanlığı var falan gibi bir şey oluyor. artı beş alıyor. <laughs> Kaç sene oldu öyle de ona göre alıyor hatta değil mi? <laughs> Aynen dipten alıyor ki ileride değerlenirse diyor. <laughs> hiç bilmiyorum vallahi filmi duymamışım. Ahmet Kaya filmi. Ahmet'in yolu mu ne öyle bir ismi var isim filminde Hmm. neyse ben ya bu adam yapıyordur şey. zannediyordum başka biri yapıyormuş demek ki neyse bunun yapmadığı iyi olmuş o zaman. Hmm. Ahmet'in türküsüymüş <laughs> abi filmin ismi ha yine yara <laughs> çok kötü isim bu arada <laughs> Bülbül'ün türküsü falan da olabilir. Rise of Ahmet <laughs> neyse peki hüzünlü anmamızı da yapalım bari bu arada evet, evet. Akira Toriyama aramızdan ayrıldı eee evet. Sen izle, biliyorsun değil mi? Ben yokum pek Dragon Ball'da ama hani biliyordum Abi adamı. Abi şöyle yani. Dragon Ball'da olmana gerek yok. Modern Shonen'ciliğin babası aslında Akira Toriyama. Hı -hı. Yani nasıl vakti zamanda bize hep işte robot robot oğlunu yapan arkadaşı anlıyoruz ya. Neydi evet, bize robot? Astro evet. Boy. Astro Boy yani. Nasıl Astro Boy şimdi modern mangayı doğuran eser diyoruz hep. Akira Toriyama da modern Shonen işlerini doğuran kişi. Ne demek modern Shonen işleri? Koşuyor koşuyor hızlıca vuruyor. Vurunca bakıyor bir şey olmuyor. Kombatın yarısında yapıp güç kazanıyor. Saçları parlıyor, <laughs> etrafından avura çıkıyor. Daha hızlı koşup bir kere daha vuruyor falan. E şimdi Akira Toriyama'nın Toriyama'nın ortaya koyduğu e, bu formül artık sen bugün Dragon Ball izlememiş olmasın. Bir hiç izlemişsindir. Naruto izlemişsindir. Ha, tabii. Jujutsu yani Kaisen izlemişsindir. Anladın mı? Yani Modern shonen manga anime dediğimiz için hani işte kötülerle mücadele ediyor, Sinirlenecek gücüne güç ekleyip bir kere daha mücadele ediyor. Bu Akira Toriyama'nın ortaya koyduğu ve Dragon Ball'da senelerdir devam ettirdiği bir sistemdi. E üstüne bir de adamın tasarımı, bilim kurguyla karışık fantastik dünyaları, karakterlerin güçlenmesi falan kendisinden sonraki çok fazla esere ilham verdi. One Piece'in direkt ilham kaynağı kabul ediliyor mesela. Hı hı. Yani işte One Piece'i adam yapan abi Eçiri e e e e o da gençliğinde Dragon Ball okuyor. La ben de yapacağım aynısını diyor. 17-18'inde girişiyor mesela One Piece. Hatta e, One Piece'teki şey de e, Luffy de mesela Monkey değil Luffy mesela. Çünkü o da bir maymun Esinlenmesiyle geliyor. geliyor. Goku da biliyorsun Dragon Ball'da. Ma şey maymun kuyruğuna sahiptir ilk, ilk çağlarda. Hmm, i̇lk yok ilk, ilk bölümlerde. Anladım. Yani böyle çok hani çocuksu bir şey ve keyifle yaptığı iş kendisi gibi kendisini okuyan genç çocukları da etkiliyor. O genç çocuklar da dur ben de o zaman benimkinin ismi Naruto olsun. Benimkinin ismi One Piece olsun falan gibisinden atıyorlar kendilerini ortaya formül olarak çok uzaklara gitmeye çalışsalar bile e, pardon tema olarak formül olarak çok uzaklara gidemiyor. Baktığın zaman Bleach'te işte maymun güçleri yok ana karakterin. Ama Zara göre girince şey o da çıkıyor. gizli güçlerini açıyor. Onun da bloodline'ında bilmem necilik çıkıyor. İşte Goku sen normal adam değilsin oğlum sen Saiyansın falan. Hani işte veyahutta Naruto <laughs> sen normal adam değilsin oğlum sen şusun. Bleach işte Ichigo sen de busun kral. Ay güç, güç, aura, müzik falan. O dünyanın aslında ilk mimarı. Yani o yüzden Aynı hani bugüne bugün herhangi bir e, genç erkek animesi dediğimiz bu Shonen animeleri izleyip gaza gelmiş ulan helal olsun falan demiş tayfa e, Dragon Ball'a çok teşekkür ederim Bir tek Jojo bu arada bu formülü kırar. Çünkü Jojo öyle dönemdaş Dragon Ball. Jojo o yüzden kendi kafasına göre deli deli başka işler yapıyor. O hani böyle ya, yemişim anime formülü. formülünü yapıştır <laughs> falan tarzı Jojo's Bizarre Adventure zaten deli bir iş olduğu için. Mesela Dragon Ball etkisinde kalmayan animeler farklı bir çizgi. Hani hakikaten böyle anime manga dünyasını ikiye ayıracak olsan Dragon Ball etkisindekiler ve diğerleri falan diye ayırabilirsin. O kadar büyük bir eser yani aslında. Şimdi baktım evet yaş olarak da hepsi şeyin e, yani mesela Inoue ve şey de falan çok daha gençmiş bu Toriyama'dan. Arada hmm. 15 sene var. Tabii. Tam Tezuka'nın sonraki nesil bu evet. Tabii. Şeyden, Tezuka'nın sonraki nesili temsil ediyor böyle Aynen öyle. Yani işte Astro çok... Boy mangayı doğuruyor. Bu abim Shonen mangayı doğuruyor. Ee, şu mangalarda bugün işte anime, anime olarak Japonya'nın en büyük ihracatı falan kültürel olarak dünyaya ele geçirdi herifler neredeyse. Evet. Tabii bunun dışında kalan eserler de yok mu? Var işte Berserkler var, Junji Ito'lar var, efendime söyleyeyim işte bir sürü... Shonen manga kabul etmediğimiz bir sürü manga işi daha var ama yani Shonen mangalar şu an pastanın büyüğüne sahip. Herkes de Shonen manga okuyarak ya da anime, Shonen anime tüketerek giriyor şeyin içerisine. Anime manga kültürüne genelde. O, o yüzden büyük adam şey yani yok, öyle diyelim. Değil mi? Hıh. Hmm. Şu, şu anda böyle kadın mangacı hiç yok galiba. Tabii Japon kültüründe zor bir durum da artık. olabilir ya. Ama top list. bilmiyorum. Galiba Kore'de daha çok var bu arada. Hmm. Japonya'da hatırlamıyorum. Kore'de de, evet. Bu arada şey çok ilginç geçen eee MyAnimeList'e bakarken şu an Top animeye Frieren. Frieren diye bir iş girmiş. Ya onu işte bir ara izleyeceğim ben. Ben de merak ediyorum. Hem de Dungeons and Dragons animesiymiş. Dungeonlara giriyorlar, maceralar yaşıyorlar falan. Podcast diye gibi bir şeymiş yani. <laughs> Çok bahsediyorlar benim canlı yayınlarda chatte de daha oturup bakamadım. Bir anca hentaylarını görüyorum işte Frieren'in. O da bir tane <laughs> hafif hafif kalın bir elf kızımız anladığım kadarıyla. Ama ne şey vardır, macerası vardır o kısımdan haberim yok. Bir ara ben de bakacağım. Filmlere geçmez. Son bir haberim daha var. Bu da eski bir haberin devamı. Hani daha geçenlerde sen de bir sormuştun ya bu Alec Baldwin'in setinde şey görüntü yönetmeni vurulduydun. Ne hmm. oldu diye. O davada gelişme olmuş. Ee, silahçıya ceza vermişler. Suçlu bulunmuş oradaki silahçı. Yani zaten. Ee, <laughs> 18 ay e, hapis ve 5000 dolar ceza almış. As Ama şey çok ilginç. Asa ee, cinayet yani. Ya düzgün bir kanıt şey kanadına gidememişler. Şimdi onun hatasını o da şeye yıkmaya çalıştığı için e, bu kurşunların alındığı yeri yeterince araştırmadınız. Set içindeki dolaşımı araştırmadınız falan diye. E, böyle bir savunma kurunca aslında jüri de bayağı tartışma da çıkmış. Bayağı uzun sürmüş yani karar alınması. En sonunda böyle bir karar çıkmış. Alec Baldwin de henüz yırtmamış. O da dolaylı yoldan birini öldürdüğü için yazın davası görülecekmiş bu arada. Onu da hatırladım. Ben hani bitti kurtuldu zannediyordum. O da henüz kurtulmamış yani. Yok ama Alec Baldwin... Ceza alabilir. Yani alırsa saçma olur bence. acaba. yani her aktör eline verilen silahı ilk önce duvara sıkıp bir deneyecek mi? Yani bunun bir şey yok ki. Adamın eğitimi yok, bir şey yok yani. Herkes John Wick değil. Herif Tabii gidiyor silah eğitimi alıyor da. <laughs> Geri kalan aktör... Yani şöyle Amerika'da her gün bin tane polisiye dizi çekiyorlar anladın mı? Hani hepsinde bam bam millet silahı birbirine sav... Ya şu American Fiction'da bile silahlı sahne var şimdi anladın mı? Yani evet ya. <laughs> silahlı sahne Amerika'da her gün yapılan bir şey. Hiçbirinde adam ölmüyor. E şimdi kardeşim yani adam ölenler belli işte. Bir bu bunda öldü. Bir şeyde öldü. Crow'da öldü. Bir de 100 sene önce bir kovboy filmi çekilirken ölmüş yani. Evet ya. Yani. Krov'daki e şimdi... de bu ara çok tartışmalı. Hani komplolar komplolar orası bir de. Tabii orası tuhaf. Ama hadi orada çocuğun bir olayı var. Burada mesela hakikaten perdeye doğru ateş ederken perdedeki adam vuruyorsun. Yani o da bir tuhaf. Bilmiyorum ben Alec Baldwin'in orada bir suç olduğunu düşünmüyorum. Şeyi okudum ama. Alec Baldwin prodüktör de olduğu için burada suç altına gidebilirmiş. Ha, Hani sorumlu orada. Tabii. sen de yapımcısın kardeşim. Sen de yapımcı olarak başında dursaydın falan demeye getiriyorlar da bu oyuncuların çoğu yapımcı kredisini sadece gişeden pay almak için alıyor bu arada. Biliyorsun çoğunlukla böyle yapımda bir yöneti yönetici şeyleri yok. Evet Bir Emma Stone orada farklı oldu işte bu. Senin ses kısıldı ha. Ses mi kısıldı? Ha. Hemen düzeldi ses. şimdi. Ses iyi mi şu an? Biraz ha, tamam. fazla oldu şimdi. Kıstım. İyi Daha, mi şu çok an? Çok iyi. Tamam. Eee tamam. <laughs> Ee, ne yapalım geçebiliriz filmlere. Evet ilk hikayeler diyorum. Ee, haberlerim bitti. Hmm. Okey. Ee, sevgili arkadaşlar Yatay Bakış'ı ilk kez izleyenler için Yatay Bakış'ın ilk yarısında gündem ve olaylar konuşuluyor. ikinci yarısında filmleri analiz yapıyoruz. Programımızda spoiler uygulaması bulunmaktadır. Bunu tekrar hatırlatıyoruz. Abi Poor Things mi konuşalım American Fiction mı? E, ee, Poor'dan girelim işte. Ya şey da American'dan girelim. Ya. Hadi ya American'dan. Okey. Tamam. American Fiction ee, ben aşırı keyif aldım film izlerken. Çok zeki bir film. Ben de şu notlarımı açtım. Çok hoşuma gitti. Yani bir kere tam bir global abi, abuzer kadayıf işi olduğu için hoşuma gitti. Yani yine böyle bir <laughs> e, eğitimli ve donanımlı bir insanın bakış açısından... E, Ulan bok mu istiyorsunuz alın size bok deyip... Onun peşine düşen adamın macerasını ben hep severim. E, çünkü ben de zaten bir insan olarak şeyden gıcık oluyorum. Ya bizim bu yatay bakışı yapmamızın bile arkasındaki en temel şeylerden bir tanesi... ...izlediğimiz şeyler boka doğru giderken... ...biz kaliteli bir şeyler bulmaya çalışıyoruz... ...çabasıydı ya ilk bölümlerden beri hatırlarsın. Evet. E haliyle bir şekilde böyle bir film çıkıp da... ...şeyi eleştirdiği zaman... ...ya abi siz kaliteli maldan anlamazsınız... ...bok mu istiyorsunuz alın size bok dedi adam... ...ve bir anda başarılı oldu ve bunun altında... ...ezildi falan gibi bir senaryo kurmaları. Çok hoşuma gitti. Bir de bunu... ...işte Amerika'nın mevcut gündemindeki... ...aman abi siyahi kardeşlerimiz... ...aman diversity kaygılarının... ...arasında o diversity yapısının da ne kadar iki yüzlü çalıştığı mesajları üzerinden verince daha da tatlı. Daha adeta böyle bir oturaklı bir South Park bölümü gibi geldi bana hatta öyle söyleyeyim sana. Güzel bir eleştiri, güzel bir taşlama. Çok hoşuma gitti o yüzden. Yani evet o kısımlarındaki ironik anlatısı bayağı iyiydi ya. Şey, Hı -hı. E, şey ne şeyine, işte Jeffrey White Wright'a ben oralarda çok bayıldım. Bu böyle yönetmenle buluşmaya gidiyor böyle kafasını falan ben ha. gergin adamım ha. <laughs> Biz sokaklardan geldik, suçluyuz falan. O Abi çok iyi falan diyor. Tabii tabii tabii. Şey çok işte <laughs> bu editöre de bağlanıyor işte editöre. E, o şimdi size görüntülü konuşma açamaz. Çünkü FBI tarafından aranıyor falan filan deyince. <laughs> ne diyorsun falan. Bu arada arkadaşlar American Fiction izlemeyenler çok vardır. Şöyle bir tavsiye edelim hemen. Hikaye şu, bir tane edebiyat profesörümüz var. Varlıklı bir ailede yetişmiş. Baba doktor, işte anne ev kadını galiba. Ama iki kardeş de doktor olmuş. Hani böyle bak baktığın zaman... İşte şey klişesi var ya filmde onunla dalga geçiyor zaten. Böyle işte, Siyahi aile babasız büyümüş. O onu kandırmış. İşte, sokaklarda birbirlerine ateş etmişler silahı yan tutup falan filan. Onun aksine normal diyebileceğimiz tırnak içerisinde bir ailede büyümüş. Siyahi bir adam. Edebiyatçı olduğu için de sürekli bir takım romanlar yazıyor. Bir şeyler yazıyor. Tutuyor tutmuyor. Bir bakıyor piyasada. Kendisi gibi diğer siyahi edebiyatçıların alayı. işte yan sokaklar, arka sokaklar, brom, işte polisten kaçın, sosis ve salam tarzı edebiyat yapıyor alayı. <laughs> Bu da diyor ki ya lanet olsun ne dandik bir şeyde yaşıyoruz. Sonra bir gece sinirleniyor kafası atıyor. Sosis ve salam polisten kaçın edebiyatının en kötüsünü yazıyor en dandiğini yazıyor. Patlıyor da. Herkes çok seviyor oh diyor ne kadar güzel işte zaten diyor beyazlar bu arada gariban siyahilerin hikayesini okumayı çok seviyorlar. Bir anda herifin eser patlıyor onun üzerine kuruldu. Adam da böyle ortamlara gidip şey taklidi yapıyor işte. Yazarımız orada mı falan deyince evet buradayım falan diyor. İşte editör böyle aman öyle yapma öyle yapma falan deyince iyi falan <laughs> yapma. <laughs> <laughs> Serseri taklitlerine falan filan girişiyor. Ee, onun açmazda kalması yani kendi kendisine çünkü hala edebiyat profesörlüğünü sürdürüp eleştirmen statüsünü sürdürüp iyi eser kötü eser ayrımını yapmaya çalışırken. Bir yandan da tümüyle işte ırksal profilleme üzerine nasıl söyleyeyim bok gibi bir eserin ne kadar övüldüğünü görüp hiç sancılar yaşıyor dayı. Ben çok keyif aldım. Bu zeka zekadan ötürü keyif aldım. Dedim ya tam bir South Park'ın zeki bir taşlama bölümü gibiydi yani. Ben de şu açıdan beğendim. Yani biraz e, bu taşlamaları yaparken başta şey gibi başlıyor ya. Ya bu yani aslında bütün e, klişelere de kıl işte mavi saçlı kız var. işte yok öfkeli gay var falan gibi böyle kendi klişelerini de içine ekliyor. Sonra aslında adamın hayatına girdikçe kendisi kaliteli bir eser yaratıp kendi yani daha doğrusu kaliteden de farklı olarak halkına, kendi ırkına işte e, siyasetin, politikanın üstünde, ırkların üstünde erişebilecek e, belki tarihi se seviyede bir hikaye, roman vesaire yaratmaya çalışıyor. Ama bir yandan da o kızdı, klişe bulduğu, e, irrite edici bulduğu, sadece beyazın alkışlandığı düşündüğü hayatında içinde babası intihar etmiş, kardeşi cidden öfkeli gay Hmm. E, sınıfında gerçekten o mavi saçlı kız diye tırnak içinde söylüyorum e, kişi bir şeyler için hassas çünkü o da belli ki başka sıkıntıları var hayatıyla ilgili vesaire ve daha sonra da bunu mesela sevgili edindiğinde kendisi de aslında bunlardan e, yorularak e, işte bu hayatındaki bıkkınlıkları biriktirip insanlara aslında zarar veriyor onları uzak tutuyor hmm. kardeşi de e, yanında çalışan kadın da hepsi bir yerden sonra patlıyorlar çünkü hmm. yani yeter kardeşim tamam anladık hani iyi insansın, güzel insansın da yani her şeyi de kendi kafandaki gibi yaşatamazsın bize yani. Hmm. Ben de böyleyim, beni de böyle kabul et. Hani ben de bir ilişki mutlu yani bir yere kadar mutlu. Bir yerden sonra yine o takıntılarıyla boğuşunca o kadınla da arası açılıyor. Bence bunu fark etmesi de güzel. Yani bir noktadan sonra bunu fark edip işte sonda da şey klişesinden de kaçıp aslında sonda çoğu kısmı beğenmedim ama ben beğendim kısmı oldu. Hani sevgilisine dönen adam olmaktansa Aha. hatasını kabullenip yoluna bakıp kardeşiyle en azından arasını düzelten e, adam olarak hayatına devam etmesi hoşuma gitti bu metasını bence iyi değerlendirmiş hani senin dediğin kısımdan girip bunun aslında özel hayatından çok uzak olmadığını anlayan bir meta anlatı e, çok tatlı olmuş filmde ama sonundan çok mutsuzum ben yani e, sonunda sonunu, çok kafası karışmış soktu, işte orayı so çoktan seçmeni yapıp yine orada bir makara yapmaya çalışmış Sonu yok aslında filmin yani sonu havada yok, kalmış öyle. kararsızlık var sonunda hmm. gibi ben hissettim o yüzden. Öyle Tabii. mi böyle mi yok öyle değil ama o ah falan. Biraz yönetmen onu muhtemelen yaşamış ya. Ulan ne yapsak buna karar veremedim ama hadi ya. böyle açık bırakayım falan. İşte gibi. şey Abuzar Kadayıf sonu mu yapsın. Hani Abuzar Kadayıf'ın sonunda çünkü şey var ya ben bir öğretmendim. Ama sizlere edebiyatımla ulaşamayınca türkülerimle ulaşmaya karar verdim falan evet. filan gibi böyle bir makara <laughs> yapacağına işte. O zaman abi FBI bunu sahnede vursun falan diyorlar. Sonra da gidip kardeşiyle sattım bok gibi iş yine. Ulan sen de her boku alıyorsun falan filan deyip böyle. Biraz da hani başarılı olmaktan rahatsız olması da herifin yanındaki insanlara batıyor. Çünkü ulan başarılı olduğun için de para da kazanıyorsun. Onun da tadını evet. çıkaramıyor. Çünkü İhtiyacı böyle, da var. Bana zorla popüler iş yaptırdınız falan şeyleri yaşıyor böyle. <laughs> Tam binalı yüzümü koydum sizin yüzünüzden falan gibi gerginlikler yaşayan bir YouTuber gibi. Ondan sonra... <laughs> Yani bir ne diyor çok iyi benzetti. Anladın mı? Yani. Böyle koymuş falan. <laughs> Aynen yani böyle surat falan yapmış artık izlenmek için. <laughs> ya onların gerginliğine düşmesi çok tatlı. Şey kısmı çok hoşuma gitti bir de. Ee, diğer kitap jürileriyle beraber toplanıyorlar da e, kitap jürileri her her işi çok eleştiriyor, eleştiriyor, eleştiriyor. Siyahi işi olduğu için bok gibi kitabı eleştiremiyorlar. Ya buna verelim ödülü falan filan diyorlar. Ekipte iki siyahi var. Onlar diyor ki ya saçmalamayın bok gibi bir film bu kitap bu. Buna niye veriyoruz falan filan diyor. Yok yok siyahilerin sesini dinlememiz lazım. Buna vereceğiz falan diyor. <laughs> Yanlarındaki siyahilerin seslerini dinleyeceklere bok gibi kitabı ödül verip olur mu Evet 3'e 2. Ha siyahi seslerini dinledik falan ama ekipteki bütün siyahiler şey diyor abi buna vermeyelim falan filan diyor. Orada da şeyin 200'lüğünü görüyorsun işte hani Duyar Kasman'ın 200'lüğünü de gösteriyor orada. Evet, güzel öyle. bir altını çizmiş ama şey Asla sahnesi de güzeldi. Yani kendisi mesela kolpadan e, siyahi klişeleri tırnak içerisinde dolu bir kitap yazıyor. Yanında bir tane daha kadın var, o da doçent falan bir şey. Ona soruyor, sen niye böyle kitap yazıyorsun bu? Hani ben bok yani bok gibi kitap sen niye yazıyorsun diyor. Ne demek bok gibi? Ben araştırdım o kitapları falan filan diyor. Ama sen de bok gibi kitap yazmışsın. O ilginç bir sahneydi. O çünkü biraz şeye de dek, değiniyor. Yani mesela her bok gibi iş yapan bok gibi iş yaptığını farkında olmayabilir bir. İkincisi kadın ben bir sürü araştırma yaptım bunun için falan filan diyor. Şimdi orada da acaba şey inceden gönderme mi yapmak istedi onu düşünüyorum. Yani kendisi neticede hani iyi durumdaki bir ailede büyüdü. Ama sen iyi durumda büyüdüğün diye hakikaten varoşlarda varoş hikayeleri yok demek değil ya. Yani gerçekten varoşlarda evet. da varoş hikayeleri var bu arada yani aslında öyle bir durum da var. Ve o insanlara da belki de öyle ulaşman lazım. <laughs> i̇şte zaten kadın da diyor ya, ya senin öfken beyazlara mı siyahlara mı sen bir ona karar ver diyor bir noktada. Orada böyle kendi kendine kalıyor arada kalmışlığında yaşıyor. Güzel çok zeki bir senaryoydu yani çok hoşuma gitti benim. Ee, ki hani bu böyle işte Amerika'da sürekli bahsedilen bu işte yok woke kültürü yok işte diversity zorlama diversity itelemeleri falan filan. Hani onun şikayetçisinin bir noktada da bu işin subjeleri olduğunu da iyi göstermiş. Çünkü mesela bizim Ariel'e de burada yaptığımız bir program vardı. Yani gay veyahut da trans birisi de pink Washington yeri geliyor rahatsız oluyor. Yeter abi hani biz de salak mıyız bir Olur gay karakter mi? koydunuz diye biz de filmin hastası olmayacağız. Yani sadece Boşu gitmeyeceğiz. Yani sadece cinsel yönelimimiz değiliz ya da sadece etnik kimliğimiz değiliz diyebilecek zekada da bir sürü insan var. Öte yandan mesela ben Türkiye'den şimdi bir örnek vereceğim. Hani bakıyorsun biz böyle bazen şey diyoruz ya aman abi işte Karadeniz aksanı yaparak komiklik yapma çağı geçmedi mi 80'lerde 90'larda 90 falan diyoruz. Sonra Instagram'da geçiyorum, geziyorum. Abi şöyle Karadeniz taklidi yapıp komedi, komedi komedi yapan herkes şu an 1 milyon üzerinde takipçi sahibi olmuş. Öyle bir gerçek var. <laughs> bir tane Yasemin diye bir kadın var mesela full Karadenizli anne taklidi yapıyor. Görüyorum şimdi evet. bir tane daha Karadenizli evet. bir abi çıktı çay tarlasında sürekli. Ha hacım bu çayları topladım falan filan anlatıyor. O adam geldi stand up yaptı Türkiye İstanbul'da. Ya adam bu arada hakikaten şey mevsimlik işçi yani adamın hani sahne şeyi değil. Hakikaten hmm. Karadenizli bir adam yani. Ama işte taklit yapmıyor yani. Taklit de yapmıyor. Orijinal yüzde yüz orijinal herif. Ama İstanbul'a evet, getirip doğru. stand up yaptırdılar herife. Anladın mı? Yani. Okay. Herif stand up da yapmıyor ki. Herif sadece konuşuyor. <laughs> Ama insanlar herifi stand up kabul ediyor. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Yani. Duruşu komik adam. Yani bizim ülkede de şey bir durum var gerçekten. Hani bu Karadeniz ağzı Karadeniz aksanı yapıp yapmamanın kaliteli mizah mıdır, dandik mizah mıdır falan filan derken sadece Karadeniz'in anne baba adam taklidi yaparak iş ve meslek sahibi olan fenomen olan bir sürü account var şu an benim profilime düşüyor onların hepsi. Ee, orada da işte şeyin ikiliği var aslında hani. Tabii ki bizde şey gibi bir durum yok hani Karadeniz gettosu, Karadenizlerin ezilmiş geçmişi falan filan yok ama kimlik üzerinden bir şey yapmak ne kadar eleştirse de kimlik üzerinden bir şey yapmak bir o kadar da çok rahat popüler olabilen bir şey. Evet. Ha ama yarın bir gün işe döner. Mesela bir arkadaş gelir ben Karadenizliyim der. Uy haçen sen çara denizli musun falan yaparız biz de ona. <laughs> Mesela o da diye bir ki ulan ya, ayıptır be biz Karadenizliyiz diye sadece bu kadar mıyız? Saçmalama. Diye bir seze, şeyde bulunabilir. Ha bulunmuyorlardı ama genelde yani ben o çay işçisi abinin gelip Kadıköy'de stand up yaptığını görünce dedim ki okey ya yani bazen çok derin düşünüyoruz galiba. Burada da Jeffrey Wright'ın karakteri biraz öyle hani şey diyor biz siyahiler olarak sadece bu muyuz falan diyor. Kadında diyor ki lan ben araştırmamı yaptım gittim gettolara. Hani sadece o değiliz ama onlar da var. O da o hayatlar da var yani. Hani Sen kim? gittin mi? Gitmedin yani. Gitmedi sadece. o bu arada. O oturduğu yerden sinirli sadece bir de. Öyle bir muhabbet de var. Yani bence güzel ikiliklere değinmiş. Çünkü bir etnik kimliğin parçası olup o etnik kimliğin tümüyle yargılanmak benim başıma mesela gelmedi. Sen Hollanda'da yaşıyorsun ama mesela Türksün diye sana bir ırkçılık gördüyse sen onu daha iyi yaşamışsındır. Ben İstanbul'da yaşayan sakallı bir tane erkek olarak inan hiçbir zaman kimliğimden ötürü yargılandığım bir şey yaşamadım hayatımda yani. Ya ben burada ters yani ters mi denir artık o biraz algıyla ilgili yani anlatmış mıydım onu bilmiyorum. Böyle biraz Türk profillemesi burada da şeyle ilgili günlük e, davranışlarla ilgili. Yani şey gibi değil o işte bir yerde Türkiye var Türkler var bunları sevmiyoruz biz falan gibi değil. Mesela ben burada köpeğimle gezerken birisi gelip e, işte Simba'yı görüp nerelisiniz diye sorduğunda Türk'üm dediğimde aa siz Türksünüz ve köpeğiniz mi var? Hani benim bütün Türk arkadaşlarım nefret ediyor köpekten falan demişti mesela. Hmm. Şimdi bu pozitif mi? Negatif mi? Sen profilledin mi beni? Ben ben burada pozitif durumdayım ama diğer Türkleri nasıl öyle profilledin? O duruma nasıl geldik? Neden böyle bir hayvan düşmanı algısıyla sana bir, bir şey yarattık? O yüzden mesela ben böyle tuhaf bir şey yaşadım. Yani bir toplumu komple bunlar böyledir ve böyle anlatıyoruz ya da anlıyorsunuz. Evet çok kolay bir şey değil, çok zor. Yani herkesin durduğu yer, o anki yaşantısı, çevresi, bulunduğu mahalle bile farklı olabilir. Şimdi o kadının oradaki örneği de buradan tutarlı. Yani getto'ya gittin. Hiçbirimiz gitmedik. Kral sen de gitmemişsin bir siyah olarak şimdi. Hmm. Belki gitsen başka bir şey söyleyeceksin. Yani oraları yaşamak da başka Tabii. bir konu yani. Ama yani şeyde çok bur korktu burada, burada. Tersini çok yaşamadım evet. Şey de çok komik de ama hani adamın bir yerde böyle kitabı yazarken kitapta yazdığı sahneler gerçekçi oluyor ya mesela oralar full ırkçılık ya mesela. Yani evet. ama evet. adam kendi kendine ırkçılık yapınca millet böyle şey gibi olmuş helal olsun neler yazmış falan filan gibisinden bir noktaya gidiyor. O şey kısmı inanılmazdı mesela. Oha neler yazıyor falan oldum. Hani bir yerde böyle babası geliyor. "Hı sen kimsin?" falan filan diyor da işte ben senin kayıp babanın falan diyor ya. Klasik klişe işte siyahinin babası belli olmaz mizahı direkt oradan evet. vurmuş. Üstüne de şey diyor böyle. İşte şu siyah tenine bir bak. Şu maymun gibi kollarına bir bak. Şu armut gibi dudaklarına bir bak filan filan diyor. <laughs> Oha falan dedim. <laughs> yani çünkü şu an Amerika'da sen hakikaten böyle bir şey yazmış olsan siyah olmayan birisi olarak. itin götüne sokarlar, mahvederler seni. Ama Anladım. adam siyahi bir suçluyum ben aslında filan gibi kimliğiyle yazıp. Yükselenince bütün beyazlar şey oluyor filmde. Aa ne kadar gerçekleri anlatmış falan filan gibi. Orada da şeyi görüyorsun duyar kisvesi altındaki gizli ırkçılığa da bir böyle selam çakıyor. Yani film şey açısından güzel. Hani hiçbir şeyin tam cevabını vermiyor. Çünkü bunun cevabını vermek kimsenin bence şu an şeyle değil. Kimse çözemedi tam bu konuyu zaten anladım. Hani evet. demin bahsettiğim konu gibi hani bakıyorsun bir sürü Karadenizli sürekli Karadenizlilerin taklidini yapıp Karadenizlilik üzerinden bir para kazanıyor, bir iş sahibi oluyor. Sen de yarın bir gün ama bir Karadenizli'ye ki uy işte sizin de bilmem ne falan adam diyecek lan siktir git ben sadece bu muyum? Yani bunun hani bir hani etnik şeyi yukarıya kaldırıp onu markalaştırmak tabiri caizse var. Ama bir yerden sonra sadece bundan ibaret zannedip tırnak içerisinde ırk, ırkçılık, böyle yörecilik artık neyse semtçilik, mahallecilik oraya doğru gitme ayrımı da var. Bir de o ayrımın içinde sıkışıp kalmış o işin kendi yani kendi unsurları var. Bence çok güzel parçalamış bunların hepsini. Neticede de cevabını vermemiş. Ya ben de popülizme vurdum. Aldım paramı çıktım siz bilirsiniz kardeşim demiş. Sonra da gidip edebiyat ödülü almış. <laughs> <laughs> bu oh. Oscar'larda. <laughs> ama ama zeki, o da film zeki miymiş acaba falan gibi yani. <laughs> zeki bir senaryo ama neticede. Yani tırnakladığı konular çok güzel konular. Onlar çok hoşuma gitti. Cevabı da olmayan konular bu arada. Bir şeyi söyleyeceğim. Seyri, jüri kısmına katılıyorum senin o, yani o kadınla ki Aslında bence aşıl, asıl şaşırdığı konu şu. Kadın aynı fikirde ya aslında. Hani böyle bir kitap yazan biriyle ben daha böyle kibirli bir yerdeyken hmm. sonra onunla konuşunca ve o da kitabı kötü bulunca evet kitap kötü. Hmm. Evet bak bu kadın da akıllıymış falan gibi oluyor. Ama sonra ne fark ki... ediyor ki kadın yazdığı kitaptan gurur duyuyor burada. Kendi de bok gibi kitap duyuyor. yazmış. Duyuyor. Evet duyuyor. Evet. Çünkü o biraz daha kabullenmiş gibi diğer yani şey hiç kabullenmiyor hiçbir şeyi. Orada da işte dediğin ikilemi şeyden tamamlıyor. Aslında adamın hayatı da klişe. Evet sınıf ayrımı var çok... orada da. Yani sen beyaz Aynen. ailesi gibi bir aile hayat yaşıyorsun ama siyahiyim diye öfkelisin. Öbür Aynen tarafta işte. kadın gittim ben sokaktaki siyahiyle konuştum. Onun derdi başka diyor. Ya ben burada YouTube'da arada şey izliyorum. Böyle bir takım şey kanalları var. İşte New York'un Los Angeles'ın bazı mahallelerine gidip çeteci taklidi yapıyorlar tamam mı? Bütün olay o. Yani herif sokağa giriyor o oturan... bebesi diye bir herif vardı onun gibi mi? Ha, onun o, gibi böyle, galiba işte. <laughs> Bak, böyle oturan siyahiler var böyle oturuyorlar tamam mı? Bu bunlara doğru gidiyor böyle yi filan yapıyor böyle yani, işte, <laughs> Çete işareti gibi bir şey yapıyor tamam mı? O videoyu gör. Oturan siyahilerin alayı bir anda böyle oluyor. Herkes elini beline atıyor falan <laughs> tamam mı? Hani baksan dersin ki ulan bu ne kadar klişe bir şey yani bütün siyahiler çeteci mi? Hayır doğru sokakta doğru adam bulunca öyle oluyor. Ama sen gidip üniversitede hani okuyan siyahi falan yaparsan oradaki adam hani diyor ki lan biz ne alaka? Çünkü etnisite başka bir şey. Ekonomik sınıf ve sosyal sınıf başka bir şey. Ekonomik sınıfla sosyal sınıfa göre insanları ayırmak yerine evet. etnisiteye göre ayırdığın zaman zaten patlıyorsun. Yani bu bu arada güncel bir şey. Filmin anlattığı konu bu bile değil ama Buraları da kaşımış yani. Hani bak sen doktor çocuğusun, okumuş adamsın. Aslında sokaktakinin haliyle sen de koputsun kral falan dediği yerler hoşuma gitti benim. kesinlikle. Sınırsal konuyu orada iyi değiniyor. Haklısın. Abi işte İngiltere'nin başbakanı hintli baktığında ama hiçbir zaman Hintli olmadı muhtemelen işte. Tabii canım sen yani güzel bir şey mi yedin bugüne kadar? Şöyle iyi bir neydi onların naan ekmekleri var ya acılı. Ama, Uf, aa, çok evet. da severim. <laughs> Çok güzel kahvaltılık ürünleri de var bu arada. Ama hiç böyle. şey öyle değil vallahi. Yusuf öyle değil. İskoçya'nın başbakanı. Yusuf ilk gün baş, başbakanlığa gelir gelmez makamında evet. namazını kıldı ekibiyle beraber. Yusuf daha sert. Tabii. <laughs> bu arada demin dediğin o e, Karadeniz şakası işte biz bu muyuz profillemesinde hep ben şeyde yaşıyorum bu ya. Böyle bir şekilde bir yerde burada falan ne... Böyle bir Japon, bir Koreli falan biriyle bir diyaloğa girecek olunca hemen böyle anime mi girsem, manga ha. konusumu konusu mu açsam Lan dur diyorum sana salak yani bu o mu belki hiç sevmiyor falan dip geri basıyorum böyle. Evet, bak, etnik etnik kimlik şöyle çok ilginç bir şey. Şimdi mesela bizim Türkiye'de de şey var ya. işte Çabi var mesela. Japon şey Koreli YouTuber. Bir tane Japon evet. YouTuber var. O da habire stand-up tuz, tuz biber kategorisinde sürekli stand-up'a çıkıyor. Yoshi miydi? Yoshi, Japonya evet. öyle değil, böyle değil falan diyor. Ha falan herkes gülüyor. <gülüyor> yani anladın bu bunlar çok ilginç noktalar. Çünkü adam tamam işi bu anlatır geçer ben onu eleştirmiyorum. Ya hatta genel olarak bu konuyu eleştirmiyorum. Sadece şöyle düşün. Yani herif bir yerden sonra insanların gözü sadece Japonluktan ibaret bir noktaya geliyor ya. O da evet, çok tuhaf evet. bir şey. Yani o da aslında aşılamayan bir şey işte aslında. Bence filmin de biraz altını çizmeye çalıştığı şey o. Hani sen hani Japon Japon deyince hani işte bir yerde şey bunun bir tane reazi dönüyor. Mesela YouTube'da şey Instagram'da şu an geçenlerde gördüm. İşte şey diyor birisi eğilince biz Japonlarda eğilirmişiz. Hep böyle eğilik kalırmışız. Olur mu lan öyle şey falan <laughs> filan diyor. Anlatıyor falan anlatıyor. Full tabii etnisite üzerinden mizah. Ama işte bu film biraz şey gibi düşün hani. Biz sürekli Japonlukla mı ilgili espri yapacağız? Hayır ben daha aşkın bir edebiyat eseri çıkartacağım diyen birinin iç kaygıları falan gibi. Yani etnisiteden kolay rota bulmak, klişeleri oynayarak kolay rota bulmak veyahut da klişelerin tersine çalışmak falan arasında kalmışlıkla alakalı. Bilmiyorum ya ben bu filmin kültürel ve zekasal zenginliğini çok beğendim özetle öyle söyleyeyim. Bir tek şeyi atlamış film. Ne de olsa Amerika'da hala it gibi zencilere karşı ırkçılık var. Yani var yani bu arada bu. Evet. ...onu hiç göstermemiş. Belki artık Amerika'da çekilen bir Amerikan filminde... ...bunu gösterme ihtiyaç duymuyor olabilirler. Anladın mı? Ya da mı? karakterin gözünden belki de o kadar göstermiyor. Ya da belki karakterin dünyasında denk gelmiyorsun ama... ...ben olsam bu filmi bir yerde de şu karakteri yolda giderken... ...bir polisin çevirdiği bir anı yaşatmasını isterdim yani. Çünkü Noob nope filminde final sahnesini hatırlıyorsun. Adam katillerden kaçıyor siyahi haliyle... ...karşıdan polis sireni geliyor... Ben Türkiye'deki bir beyaz adam olarak şey yaşadım. Aa şimdi siyahi suçlayacaklar lan sıçtı herif. Endişesini bana yaşatmış bir filmdi nope. Yani evet. hani yaşamadım bir şey benim ırkçılık. Hani bir gün belki giderim Amerika'ya. Yuh Turku fuck you falan derler. Falan. O zaman yaşarım belki yani yaşamadım. <laughs> yaşamadığım için işte bir film bir sinema eseriyle hissettiğim zaman... o alan diyorum yani bu başka bir duygu, başka bir psikoloji. Bunu anlamak kıymetli bir şey. Bu yani, filmde bir onu katmamışlar ama belki de katmak istemediler. Hani dediler o zaten artık sokaklarda bariz yani... Hadi onu siz biliyorsunuz biz diğer tarafını anlatalım demek istediler belki de. Bu arada şey çok farklı ve sert ya. Hani Amerika zaten başka bir boyut da. burada da hani çevremdeki Hintli Amerikalı ten rengi daha kalır kalır farklı olanlar diyeyim hani tırnak içinde. Onların yaşadıklarını dinleyince falan Abi direkt orada zaten bir sıfır geridesin ya şansın Sende yok. Sende de klişe her Türk yerde. tipi yok aslında tabii. Yani her an böyle yok. işte fesinden uzun bıyığından falan hani böyle klişe Türk gibi olmadığın için. <laughs> tabii insanlar ilk Aynen. dış görünüşe tepki verdiği için orada sıyırttırıyorsundur belki sen. Aynen dış görünüş direkt yani metroda yer vermeme, barda ben sana bakmamlar falan hemen başlıyor. Siyah A, öyle mi? Yani. Tabii tabii tabii. Aa, okay. Hollanda'da bile var yani o yaşanıyor. Hatta belli bölgelerde daha da oluyor da hani Amsterdam mahallemde yani merkezi yerlerde oluyor öyle düşünüyorum. Halep Tabii siyahi şeyde, mahallesi değil mi abi? Işte, <laughs> Amerika'dakini kuranlar buradakiler bu arada ilginç <laughs> bir şekilde. <laughs> o da ilginç bir konu. Ama burada mesela şey daha farklı. Belli bölgelerde özellikle Faslıların daha mafyatik takılmasında ama hani buranın gettosu Faslılar gibi biraz daha. Onlardan <laughs> daha çok tedirgin oluyorlar. Daha onlara tepkiler daha bir ön yargılılar. Hani default bir fasta olarak e, burada yaşasan daha zor olabilir için yani. Ya o mahalle kültürü zaten bir arada Londra'da ayaklanmalar olmuştu Covid döneminde hatırlıyor musun? Ha, falan her yere saldırmışlardı. Polonyalılar mı? Birileri ayaklanmıştı Londra'da. Türk mahallesine evet, girmişler. Evet. Türkler sopayla döverek kovalamış ayaklananları. <gülüyor> <gülüyor> Türk mahallesine girememişler gibi bir durum olmuştu böyle. Öyle öyle yani. Öyle de işte insanların göçmen olarak daha çok yer aldığı yerlerde etnisite üzerinden kimlik, aidiyet çok artıyor. Yani Aynen. bu kimlik ve aidiyet meselesi de hiç küçümsenecek bir şey değil. Bizim memlekette de böyle. Bunlar söylecivilik, vokluk falan filan diye ağlayan tayfa çok çıktı da yani belki biz yaşamıyoruz ki bence bizim ülkenin almaya devam ettiği bu göçle beraber e, etnik kimliğimizle gol yediğimiz günler bence yakındır. Yani ya yakında biz Suriyeli diye birilerini döveceğiz ya Suriyeliler biz Türküz diye bizi dövecek. Bizim ülkemizde çok parlak yerlere gitmiyor bu konuda. Hani hakikaten ırkçılığı kütür kütür yaşamaya başladığında niye ırkçılıkla alakalı dünyada herkes bu kadar konuşuyor? Ee, Reis sağ olsun öpe öpe hepimizi öğretecek bence bu gidişle. Hayırlısı olsun diyoruz. Ya işte hep ekonomik. Yani insanlar bir, yer, bir yerden bir yere hareket edemiyor da iyice artık ya. Fiyatlar çok yüksek. Tabii ekonomi ki. dünyanın her yerinde kötü. Yani bir insanı tanıman için bir YouTube videosu işe yaramaz. Tek başına bir film de işe yaramaz. Onların dünyasını bir şekilde görmen. Mesela işte Japonlar çok geziyor diye yıllardır hep geyini yaparız ama bu insanlar muhtemelen gezdikçe, kültür tanıdıkça biraz daha farklı bakış açısına sahip olabiliyorlar. Bizde kaç kişi yani ben geçen bakmıştım hani Türkiye'de pasaport olan zaten kaç 200 bin kişi mi? 300 bin kişi ve saçma sapan bir sayı milyonlar milyonluk hmm. ülkede. Yurt dışına çıkan o zaman da 100 bin kişi mi? Yani çok komik sayılar bunlar. Nereye gideceksin? Hmm. Bu havayolu şirketlerine bakıyorsun ...karlıkları 1 milyar dolarlara çıkmış bu sana. Tabii. Kim geziyor oğlum? Yani demek ki belli bir sınıf geziyor. bir Arası yerden bir yere geziyor. gidiyor. E tabii bakıyorsun Instagram'a, YouTube'a hep aynı tipler aslında. Şöyle gittim, böyle gittim, Business'ta uçtum. E şimdi bu adamın dünya görüşü ya da o insanların anladığı sana ne olacak yani? Sen ne göreceksin de alacaksın Tabii. ondan? Ya, Çok zor ya. Yani. Japon deyince aklıma şey geldi. Çok meşhur bir video vardır onu bilir misin? İşte bir tane Japon teyze yolda yürüyor. Youtuberlar da teyzeyi korkutmaya karar veriyorlar. İşte bir tane Japon böyle geliyor hop bir omzundan tutuyor. Teyzeciğim diyor öbür tarafa bak diyor, Kafayı bir çeviriyor. Orada ayrından maskeli bir herif var. Anlamıyor böyle korkmuyor. Sonra Iron Man maskeyle bir çıkarıyor maskeyi zenciymiş mi yani? Anla sikir diye böyle bir korkuyor. Zenciyi gösteriyor. <laughs> <laughs> Bilmiyordum bu videoyu. Bu sefer de zenci çocuk şey oluyor. Oha ayıptır be falan oluyor. <laughs> hani Iron, Iron Man hani tuhaf surattan korkmadan zenci olunca mı korktun aşk olsun falan diye. Öyle kısa bir kesit var. Çok meşhurdur hani böyle şey hani bu artık ırkçılık mıdır bilmiyorum ama çok komik falan diye paylaşılırdı senelerdir. Bayağı Allah, makara çok... bir video. <laughs> Neyse, komikmiş bu arada. Hadi gel Portingizi konuşalım o zaman. Hadi geçelim. Yılın Portings. en iyi filmlerinden bir tanesi olan Portingizi konuşalım. Evet ya, muazzam bir film. Bu filmi bu sene erkenden izleyebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Film festivalleri sağ Bir olsun. şey söyleyeyim mi? Stelio Pipis'in en iyi filmi bence bu ha. Bence de. Yani pipi, Pipis biliyorsun 90'larda Türkiye'de çok meşhurdu. <gülüyor> <gülüyor> Yani Favorite bence iyiydi. Favorite'ı da konuşup sevmiştik diye hatırlıyorum. Bu tam olgunluk filmi artık. Hani evet, ilk evet. filmleri çünkü biraz şey gibiydi. Hadi farklı olacağım ben, ece olacağım gibiydi birazcık. Evet. Aynen. Böyle buradaki şey gibi, Bella Baxter gibi senkron olamıyordu o filmlerde. Yani Hı -hı. güzel fikirlerim var ama nasıl anlatacağımı bilemiyorum kötü anlatıyorum falan gibiydi. Şey de evet fikirler hep iyiydi. Bir aradan sonra film izlerken şey gibi oluyorsun onu Yorgos Lanthimos'ta hep. Ya tamam kral en değişik sensin be aman falan gibi oluyordum ben de tamam mı? Burada herif hem değişik hem de film çok daha oturaklı ve bir yere doğru gitmeyi amaçlayıp oraya doğru gidiyor yani. Sadece absürtlük olsun diye absürtlükler. Daha doğrusu filmin başına ben dedim ki o yine başladık falan dedim. Yo oturdu bir süre sonra hepsi yani hepsi bağlamında oturuyor. Tabii Godwin karakteri bir geğiriyor zaten böyle Aa, ben de orada şey oldum ne 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 izliyoruz lan ne kardeşim ne falan. bu arada şu konuya bir değinelim mi Frankenstein uyarlaması nasıl yapılır konulu <laughs> e, başlığı tekrar açmak ister misin bu arada evet ya yani bunu şey tabii ki bizim yaratılan da bunu yani esas yaratılan hikayesi budur bu arada bence gerçek <laughs> ya evet budur işte yani. onu diyordum bak mesela şimdi ...ben Çağın şey, yok yaratılan... ...işte ben ona parantez açıp onu anlatmak istiyorum ama... ...seyircinin de aklında bir şey kalmasın diye... ...yaratılan da benim en çok kızdığım şey... ...Frankenstein gibi bir eseri temel alıyorsan... ...bazı mekaniklerini kaybetmemen lazım... ...ben de hep burada şunu örnek veririm ya... ...Batman'in mesela... ...Batman değil de... ...işte atıyorum baykuş adam olduğu bir eser yapabilirsin... ...tamam mı yine bütün mekanikler aynı olur... ...ama kostümü değişebilir o bir tarzdır o önemli değil... ...ama dersen ki Batman çok ağır katolik... Daredevil ortaya çıkar. Batman çok ağır, hasta o yüzden milletin beynini ateş ediyor. Punisher ortaya çıkar. Yani karakterleri parçalayan şeyler zaten karakterlerin mekanikleri. Yaratılan dizisinde çağınırmak ne yazık ki Frankenstein'dan yola çıkıp kendi kafasına göre bambaşka şeyler yazmış. Ve Frankenstein'e temel mekaniklerini unutmuş. Nedir? Yaratmak, yaratılmak. İşte sen Allah mısın? Sen bana can verdin. Sen benim babam mısın? Yaratıcım mısın? Benim sorumluluğum sana mı ait? Kendine mi ait? Özgür irade var mı? Yok mu? Cehennemlik miyiz, değil miyiz gibi felsefi bir takım konular açılması. Bir yandan da iki tane erkek, biri yaratık, biri normal erkek. İkisinin de kadınların peşine düştüğü, hani kadına olan hasretleri üzerinden konuştukları ki Purtings'e bence biraz orası ilham vermiş. O yüzden oradan bahsediyorum. Frankenstein'ın canavarı dediğimiz yaratığın bana kadın yap kadın falan diye ortalığı yıktı. <laughs> bir eserdir şimdi Frankenstein eseri. Devirdik geçtik yaratılana. Ya Frankenstein zaten Frankenstein değil. Kurma toplama birisi değil. Zaten bir tane adam geri diriliyor sadece. Sonra da gidiyor köyde bir kıza da aşık oluyor. Oturuyor yani bunun Frankenstein mekanikleriyle o kadar alakası yok ki. Ya, okumamış bence Çağınırmak kitabı. O derece ok hikayesi yok. Porting's'e geçiyorsun. Porting's ne yapmış? Bir anda demiş ki abi bildiğimiz Frankenstein hikayesi demiş. Ama demiş Frankenstein'in canavarı normalde yangında ölüyor. Kutuplara falan gidiyorlar beraberce bir ortalıkta bir dramatik bir son oluyor. Onun yerine ben o şekilde dramatik bitirmeyeyim. Belki de Victor'la anlaştılar Frankenstein'in yaratığı hep beraber istediler ki ya senin de is is ismin Godwin Baxter olsun. Gel ben seni Londra'ya yerleştireyim. Frankenstein canavarı hatırlarsan süper zeki. 6 ayda bir sürü kitap okuyup hmm. dil öğrenebiliyor. Zaten hani kitaptaki yaratık da çok zeki bir yaratıktı. Kitaptaki yaratığı biz burada Godwin Baxter isminde Londra'da yaşayan bir bilim insanı tırnak içerisinde olarak görüyoruz. Ama suratından da belli olduğu üzere Frankenstein'in canavarısın sen zaten. Hep babası yaratmış aslında. Dr. Frankenstein babası gibi biraz orada. Öyle diyor zaten işte. Belli ki çözmüşler hani. Frankenstein kitabında çözemedikleri kavgayı aslında bu 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 alternatif hikayede çözmüşler ki... Yani mekanikleri yine aynı. Ama hikayede dertlerini çözmüşler bu sefer. Çözmüşler ne olmuş? Adamı topluma kazandırmışlar bir şekilde. Adam çok zeki bir varlık olduğu için babası da cerrah doktor. Ondan eğitim almış. Çok başarılı bir cerrah olarak kürsü almış. Hem evde deneyler yapıyor hem kendisi bir şeyleri geliştirmeye çalışıyor. İkinci kuşağını düşünmüş aslında Frankenstein macerasının. Yani okey mekanikleri korumuş ve burada da yine daha hikayenin hemen başında... ...yaratan, yaratılan, sen benim babam mısın, sen benim tanrım mısın... ...beni sen yarattığına göre sorumluluklar sende mi, bende mi gibi... ...Frankenstein hikayesinin temel mekaniklerini yine korumuş. Ama... Ama... ha, Sen söyle. Sen söyle. <laughs> benim ekim şu... Ee, aralarındaki sorunları ben çözmekten çok burada konumunu değiştirip aslında babasının yarattığı değil şiddetine uğradığı bir adama çeviriyor anlatıda evet. en azından Tabii. böyle bir değişikliği var kritik yani aslında o da doğru tutarlı çünkü Frankenstein kitabında biliyorsun Frankenstein yaratığı yarattıktan sonra lanet olsun sana deyip kaçıyor kendi evet. yarattığını ortada bırakıyor zaten yaratığın en büyük problemi o burada ekstra aile içi şiddet de eklemişler ama zaten hani Frankenstein kitabında da şiddet görüyor. Yani sen bir çocuğu doğurup evet. sokağa atman gibi bir şey. Frankenstein yaratığının yaşadığı şey zaten. Öyle. Yani aile babadan bir terk edilme ve bir şiddet görüyor aslında Frankenstein. Burada daha da üstünde deneyler yaptığı bir dünya kurmuş. Ama diyorum ya bak mekanikleri koruyor. Mekaniklerin detayları değişebilir ama mekanikler aynı. Ee, ama dediğim yerde de burada şöyle devamını çekmiş çekmiş. Bir yaratıcı da, da demiş ki bu sefer demiş Bella... Ee, yani yeni yeni tırnak içerisinde yaratılan ki bu sefer toplama değil diriltme ama yeni monster. I. Diriltme de bu arada <laughs> normal bir diriltme değil. Yine creepy bir şeyler eklemiş bu arada. Aslında toplama ve diriltme o da bir tuhaf. Beynini değiştiriyor abi bizim. Evet. Yani, yani e, yine farklı bir şey var ama Bella'nın en büyük farkı e, yetişkin bedeninde bir çocuk olması. Yetişkin bedeninde bir çocuk ve bir kız çocuğu ve güzel. Yani normalde Frankenstein canavarının en büyük şeylerinden bir tanesi çirkin olması. Çirkin olması hikayenin en büyük mekaniklerinden biridir. Kimseyle konuşamaz, insanlarla arkadaşlık edemez. Taş atarlar, kovalarlar. Hani işte o yüzden dersen bana benim tipimde çirkin bir kadın yarat. İşte Frankenstein onun baskısını yapar. Mesela burada farklı bir varyant denemiş. Demiş ki bir sonraki nesilde Frankenstein canavarı kendisine bir kadın yapsın. Kendisine yapmıyor ama yani bir kız çocuğu gibi yapıyor aslında. Sevmek ve büyütmek için yapıyor. Ve çok güzel bir hikayede çok güzel bir parça var bence. Babasının aksine toksik bir boktan bir baba olacağına pozitif ama dertli bir baba olmaya karar veriyor. Mesela bence hikayenin yani bir sürü yerini konuşuruz. Ama evet. en beğendiğim mekaniklerden bir tanesi ailesel travmayı bir sonraki nesle yaşatmamaya karar vermiş birisi Frankenstein. Yani şey diyor benim babam o evladıydı ben kızıma aynısını yapmayacağım diyor. Gidip eşeklik mi yapmak istiyor? Özgür bir bireydir yapsın falan diyor böyle. Çünkü kendisini demirle dövüp üzerinde ameliyat yaparak büyütmüş babası. Aynı şeyi kızına yapmak istemiyor. ...jenerasyon travmasını koruyor mesela kendi üzerinde tutuyor. Yani o mesela William Defoe'un falan orada o oyunculukları o vahşi bir yaratık olmasına rağmen içinden çıkan o kibar yaratık falan çok tatlı, çok keyifliydi. Ya orada işte şeyi çok iyi koruyor. Buna dışarıda hep kötü davranıyorlar ya öğrenciler abi çok büyük bir bir yandan da öğretmen yani Hı -hı. herif bu ne böyle işte bok gibi surata bak sokak deriyor. Ay yaratık çirkin, ucube falan. Hiçbir kıymet görmüyor. Bela bir de onu karşılıksız seviyor. bir de bunu onu böyle seven birini aslında da hı hı. nefret et, etmesinden korkuyor. Çünkü aslında başta bir koruyacak gibi oluyor. Ben gideceğim işte dünyaya gezeceğim. Aman gidemezsin işte e, benim yancıra evlen burada kal yapacakken, Bela ona ben bak nefretle içim çürür, beni öpüp serbest bırak dediğinde anlıyor ve bırakıyor. <laughs> Bu, bu aslında karakterin işte e, dediğin gibi o geçmişten gelen hatayı yapıyorum şeyi o inputlu alması çok güzel. Çünkü biraz burada şey gibi de oluyor. Hani zaten artık hani karakter Godwin God diyor falan. Hani burada aa tanrıymış falan. E, bunu anlamayacak bir şey yok ama buradaki şey fikri güzel. Aslında tanrı da senin hayatına karışamıyor fiziksel olarak. Hı hı. Yani karışmamalı da zaten. Ve zaten hadım bir erkek. E, ki işte... E, Mac, Mac, Mac Daniels diyesim geliyor herife. Mac, Mac Candles. Mac Candles'a. Mac Candles da e, şey gibi yapıyor böyle işte onu korumamız lazım gerekmiyor. Ya da sen onu işte kendine eş gibi yapmadın mı diye. Hayır diyor. Yani ben artık öyle bir şey hissetmiyorum. Zaten cinsel bir durumum da yok. Aslında tam bir tanrı modele dönüyor. Yani bir cinsiyeti yok. Hmm. Bir e, genel olarak bir anne baba gibi bir duruş yok ama genel bir ebeveyn onu e, dünyaya getiren ve aslında onu mutlu edebilecek aslında onun da bedeninde onu mutlu ettiği bir ilişki Gerçekten biraz dini bakışını burada Hı -hı. E, klasik bir şekilde koruyor film aslında. Onu dünyaya bırakarak artık kendi sınavını görecek. Kendi sınavından sonra başına ne gelirse, nereye giderse. Çünkü ben bunu orada tutsam zaten başına bir şeyler gelecek. Evin içine giriyorlar zaten. Hı -hı. <laughs> Tabii. E, direkt me şeyinde ve kendisinin de bakışı falan bile hemen değişiyor onu çıplak gördüğünde. Mesela orada da korunmayacak ki o kız bu arada. Bunu fark Hı -hı. edince rahatlıyor bence. Çok güzel evet. bir detaya doğrusu. Ve şey cesur bir senaryo akışı bu arada. Ben filmi ilk açtım. Bir yerden sonra dedim herhalde yani Frankenstein'in yeni jenerasyonu bu sefer hani Bella bir şeyler keşfedecek, yaşayacak, bir şeyler olacak falan filan. Hani böyle daha um, canavar hikayesi, science fiction hikayesi beklerken iş bir anda aslında cinselliğini ve dünyayı keşfeden bir kadının hikayesine dönüştü bu arada. Hani Frankenstein'i falan biraz geride bırakıp bambaşka bir yöne gitmeye başladı. Fish out of water senaryosu denir ya, yani bilmediği bir dünyayı evet. keşfeden yeni bir zeka, yeni bir beyin. Frankenstein canavarlık yaratılan bu temaları film ilk çeyreğinden sonra geride bırakıyor aslında. Ben ona biraz şaşırdım. orada da dediğim gibi programımızda spoiler uygulaması vardır ama <laughs> Bella'nın klitoris ve başınasını <laughs> keşfetmesiyle beraber aa benim burada tuşum varmış her bastığımda zevk alıyorum falan noktasına geliyor. o da bu arada çocuk gelişiminde biliyorsun bir noktadır. Yani işte belli bir yaşında bütün çocuklar kendi vücutlarını keşfettikleri bir yaş falan oluyor. İlla bizim ee, bu konularda eğitim almış, nasyon almış öğretmen arkadaşlar vardır. öğretmenleri anlatıyorlar bunları özellikle. Pedagojik evet. gelişim süreçlerinde nasıl hiçbir şey yaşadığını çocukların. Aslında gözümüzün önünde o pedagojik süreçlerinden bir tanesini yaşayıp yani cinselliğini keşfediyor. Ama şöyle bir problem var. Hem bebek beynine sahip hem de yetişkin bir kadın vücuduna sahip. Yetişkin ve güzel bir kadın vücuduna sahip. Tabii bütün bir naiflikle bir anda dünyanın ortasına doğru atıyor. Adeta Godwin baba kızı üniversiteye göndermiş gibi bir durum oluyor tam böyle vardır ya ah, benim kızım üniversiteye gidecek <laughs> orada keşkülmeyecekler kızımın falan gibi erkeklerin yaşadığı bir panik aşaması vardır bu film bir noktadan sonra full onu işliyor bu arada ki çok daha cesur bir senaryo yani bilim kurgu senaryosu olmaktan çıkıyor aslında çıkıyor, e evet. cinselliğini keşfeden cinsellik konusunda çok özgür davranabilen e toplum kurallarını keşfeden işte toplum kuralları ile cinsellik ve haz arasında nasıl bir ikiyüzlülük olduğunu özellikle de bu Hristiyan eğitiminin veyahut da toplumun ahlak evet. eğitiminin ortaya soktuğu. E, kardeşim biz bundan zevk almıyoruz alıyoruz. E, niye sürekli bunu yap yapmıyoruz? İşte olur mu edep ağdap? E, ben sıkıldım kalkıyorum olmaz kalkamazsın edep adap. Benimsin. Benim sinirlediler ha bu arada evet bir de böyle sen şimdi bana aşık olursun ya falan diye gelen çapkın herifin iki gün sonra ne olur beni bırakma falan diye böyle <laughs> çok iyiydi ya. kızın peşine düşmeleri falan filan böyle bir havalilere girmesi ee, yani çok çok dolu bir film bu arada yani aslında şey her farklı kısmının üzerine ayrı ayrı konuşulabilecek birer video essay çıkarabilecek bir film benim çok hoşuma gitti zeka olarak film dokunduğu şeylerde çok güzel dünyanın acımasızlığını keşfettiği kısımlarda çok güzel e, fahişelik yapmaya karar verip fahişeliğin de bu toplum içerisinde nasıl bir ahlak iki içerisinde oturmuş bir şey. Yani hem herkes müşterisi ama hem de hiç kimse beğenmiyor. E, kardeşim gitmeyin o zaman müşteri olmayın siz de. Ama yani, değil mi? bir yandan da herkes Çok müşteri falan hani bugün hala bu şeyle alakalı da bunu konuşuyoruz ya bir kapatılsın e vermeyin para bu kadınlar o zaman. <laughs> Olur mu? bizi tutamıyoruz Olur. kendimizi. Allah Allah. Şimdi kadın mı kötü oldu? Zaten bu hala çok güncel. Yani kadının fahişeliği çok güncel bir konu hala. Çok tartışılan bir konu. E, hatta bence düşünsel olarak bayağı da şey yaptık. Yani buradaki suçun ve suçlunun kim olduğuna dair çok konuşuldu son senelerde. Oralara da değiniyor. En sonunda da bir tane toksik erkeği de kafasına vurup öldürüyorlar. Hep beraber çözülüyor falan gibi. <laughs> hani Barbie Vogue dendiği dünyada bence Poor Things'in ilahı falan kabul edilmesi lazım. Aptal birisinin gözünden. Ben çünkü Vogue terimini kullanması aslında gıcık oluyorum. Sadece bir takım hayata dair bir takım örnekler anlatıyor. ya yani sen buradan gocunursun, gocunmazsın. O seyirciye kalmış bir şey ama ben çok cesur konular işlediği için çok beğendim Poor ya hem öyle zaten bu dediğin de oldu bu arada. Yani bir grupta inanılmaz tetiklendi filme. Vay işte erkeklere cinsiyetçilik, işte böyle feminizm olmaz, orospuluk yapıyor bu falan. Abi zaten Duncan Vader karakteri Zeki kubus karakteri. Orospu, orospu, orospusun falan diye geziyor. Şimdi Zeki Demirkubus seven adam. <laughs> bu filmi izlediğinde... Bir orospu'ya aşık oldum abi. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Onu, onu, öyle anlar filmi anladım. mı? Yani aslında Lantimos müthiş bir iş yapmış. Bu filmi gerçekten ee, o kadar açık bırakarak yapmış ki sen bunu Duncan Weatherburn'un kafa yap ya şöyle yorumlar gördüm. Ya adam deniyor McCandles onu orospuluk yapmasına rağmen kabul ediyor falan. Oğlum kim ki o kabul ediyor? Ya manyak işte zaten Lantimos'un bütün filmde kırmaya çalıştığı ya da sizin kafanızı atmaya çalıştığı konu bu. Hı hı. Sen öyle bir ahlaki sınır içerisinde kadının kendi tatminini sınırlıyorsun ki, kendin oraya gittiğinde bunu hak görüyorsun. Erkek tatmin olacak tabii kardeşim. Biz tutamıyoruz çünkü. O şey fil ortumu gibi oynuyor böyle. <laughs> Ama kadın yap babacığım. Öyle olamaz o. Öyle duracak eee Duncan Weatherburn gibi istediği zaman sevişecek, istediği zaman halk içine çıkaracak. E bunun eskorttan ne farkı var abi? Yok. Eski kocası da aynı şekilde. Dövüyormuş, eve kapatıyormuş Hı -hı. belli ki. E, çok şiddetli bir hayat yaşatmış ona. E ne farkı var? Kadın intihara gitmiş. Aa olur mu işte ahlak olur mu? Hristiyanlık o dönem öyleydi Hı -hı. abi falan. E şimdi ya daha da ironi şu diyeyim abi. O e, kerane sahnesinde adam iki tane çocuk getiriyor oraya ha, İki evet tane 9-10 yaşında çocuk getiriyor. Ya sen oğlum ya. <laughs> bu benim de gençliğimde çok duyduğum bir hikayedir maalesef lisede birkaç arkadaşım vardı böyle babamla kerhaneye gittik çocuklar hmm. ben o zaman bile gerilmiştim oğlum nasıl gittiniz lan babanızla ben babamla da tuttu frit de açamıyorum ekranda geriliyorum zaten cins bir herif falan diye ya bu travma oğlum böyle böyle çocuk büyütürsen o da dünyaya böyle bakar yani halbuki bela oraya ne kadar e, dünyayı bilmediği için sahip bir şekilde değil. yani karşılıklı anlaşıp mutlu olarak da yapabiliriz bunu. Bu okey bence diyor ama olayın öyle olmadığını orada anlıyor ya. Ve sonra aydınlanma yaşayıp tamam ben burada paramı kazanacağım. Şimdi sevgiliyle uğraşsam bir sürü mesai bir de ağlayacak. En azından paramı kazanır, eğitim alır. <laughs> siktirir giderim buradan diye bunlarla uğraşacağım. <laughs> Çünkü bugün de bir sürü kadın aslında bunun peşinde. Mesela yıllar önce bir tane makale çıkmıştı. Bir kadının gözünden 20-25 yaş arası eskortluk yapıyor. Hmm. Ve 5 sene içerisinde yaklaşık 500 bin dolar para kazanıyor. Ve bırakıyor. Ve oradaki e, hikayesini anlatmıştı işte burada. Ne kadar aslında e, zor olduğunu, bazı dönemlerde kendisinin de nasıl zevk aldığını o zaman da tepki görmüştü bu kadın. Hem yapıyor hem zevk alıyor falan. Ama şöyle diyordu o da. Aynı Belan'ın dediği gibi. Ben hayatımı kazanmak istedim. Yaptım, paramı aldım ve gittim. Yani e, çünkü başka türlü ol, olmayacaktı. Benim için olmayacaktı. Yani bu bir tek bir yol değil. Tabi bu da böyle herkes böyle yapsın gibi anlamında söylemiyordu orada. Zaten filmin de öyle bir derdi yok. Filmin derdi o yüzden... E, ...oraya dünyayı bilmeden gitmesi... ...müthiş bir tercih bu da... ...ama hı hı. esas oradaki ahlaksızlık senin de dediğin gibi... ...oraya gidip kendini... ...gitme abi o zaman tatmin... ...çocuğunu falan götürüyorsun yani... ...ve gerçek zavallılar bence oraya gidenler oluyor filmde yani... ...Portekiz'de... E, ...yani zaten... E, ...hani bu... ...işte bu ahlaki ikiliğin de bir parçasıdır ya... ...yani şimdi kardeşim... ...birileri bir yerde etini satıyor... ...sen alma abi o zaman... şimdi. Bu iki taraflı bir şey. Bu hep unutulan bir şey. Orospuymuş. Demek ki müşterisi var. Müşterisi kim? Yani o da bir zaten sorgulanması gereken bir konu. İkincisi bir de bu tarz eserlerde aslında çok şöyle bir şey var. Şimdi bu film Bella'nın e, kendi cinselliğini keşfettikten sonra o cinselliğin ve keşfin peşine düşmesi gibi bir tema işliyor. Ben biliyorsun senelerdir Wattpad okuyan <laughs> Bir kardeşim <laughs> <Sen> olarak. Sen uzmanısın. <laughs> Estağfurullah da yani... E, ...genç kadın dünyasının eserlerine... ...fazlaca maruz kalmış birisi olarak. Naçizane. Doktor Hu. E, doktor Hu'nun özellikle de 11. doktor galiba. Neydi o şey doktor uzun suratlı çocuk? Dur söyleyeceğim. Tam şey Matt dönemi. Smith mi? Matt Smith dönemi. Ha, ha. Doktor Hu'nun Matt Smith döneminde... ...hatırlar mısın? Tam bizim evimizde sıkılmakta olan... E, ...doktorumuz yanına da alıyor kızıl saçlı kızı. Hep beraber keşfe çıkıyorlar. Orada bir böyle şey durumlar var. Yani kadının eve kapatılmışlığı bak bu filmin değindiği birkaç nokta. Yani şöyle bir şey var. Böyle filmler çıktığı zaman bir grup insan zannediyor ki bu filmlerde sadece bir takım erkekler eleştirilmektedir. Aga erkeklerden önce kadınların da eleştirildiği çok ciddi noktalar var. Yani çünkü sen genç kadını da küçük yaştan o kadar baskı altına tutuyorsun ki tıpkı bu filmdeki o hizmetçi kadın gibi hani başka bir kadının başka keşiflere çıkmasında kadına orospu deyip de zaten mahveden ilk önce diğer kadın oluyor. Yani evet. E, zannedersem bir, ben kız çocuğu olmadım hayatımda hiç. Biliyorsun Susamam diye şarkımız var. Çok feminist bir kısmı var. Ben hiç dayak <laughs> yemedim. ben hiç işte aldatılmadım falan diye anlatın. Dandik bir feminizm bana sorarsan da. Neyse. Yani şunu demek istiyorum. Eve kapatılma Saat kaçta neredesin bilmem de ne. geçen yine Wattpad'de bir eser okuyorum tamam mı? Yani Wattpad eserlerinin kalitesinden bahsetmeyeceğim ama o kadar ortak bir temak abi. Kapatılma, dışarı çıkarılmama, keşfedememe, tanıyamama. O yüzden dizilerde, filmlerde ne görüyorsa onu aşk zannetme, bir temas zannetme, bir sevgi zannetme. Çok zavallı bir durumda kız çocukları. Yani üzücü bir durumdalar yani öyle evet. söyleyeyim. Ha erkek çocukları çok mu iyi bir durumda? Onlar da o da başka bir konu. Onların da poposuna vurup hadi yavrum 75 posta basacaksın 17 yaşında <laughs> falan gibi. Onlar da böyle bir tuhaf oluyorlar. Onlar da durumu değil. Ters. Ama kızları da paketli paketli paketlere koyup depolara kaldırdıkça onlar da orada fermente oluyor abi. Yani hani böyle turşu falan yapıyorsan biliyorsun ağzını çok sıkıp kapatırsan evet. ağzı patlayabilir bazen. Aslında bizim toplumda Sıkışı yaşadığımız ha, cinselliğe dayalı bütün temel problemlerin temelinde bu var erkeklere veriyorsun gazı, kızları da bir o kadar kapatıyorsun. Ve kapatmaya da eğitiyorsun kız çocuklarını. E, kapat, kapat, kapat. E bu bir yerden sonra ruh hastalığı olarak patlak veriyor. Bugünkü e, bu hastalıklı aşk ilişkilerinin yaşa yaşanmasında vurdu beni bilmem ne yaptı. Işte şöyle yaptı. E, e, erkek işte çıktı üstüme ohladı oğlum falan. Ha, bilmem ne. Ha, seviyorsan da seviyorsunlar o da. Bunu sevdiğini keşfetme vakti bile bırakmıyorlar insanlara. Bak o doktorunun baktığın zaman hani Batı'nın dizisi dersin. Ferah özgür dersin. Orada bile biliyorsun kızıl saçlı kızımız evde ailesinden sıkıldığında doktoru bunu tardesi azıp, atıp dünyayı gezdirmeye götürüyor. Bu da hemen doktora düşüyor. Bütün bir sezon öyle geçiyor hatırlarsan işte. Yok sonra... ben o sezonu hiç bilmiyorum. İlk sezonu ben daha yeni izliyorum. 7-8 bölüm izliyorum. Okay. Şey geliyor işte sonra kızın eski bir erkek arkadaşı var o geliyor o biraz daha sıkıcı gibi bir çocuk mesela tamam mı doktor da böyle şey yapıyor. La Kızım baze düşme biz işte sonsuz doktoruz bizde sana iş çıkmaz ha. falan. Kızın erkek arkadaşını Ağlanma. alıyor. Erkek arkadaşı maceralar yaşayıp biraz daha böyle atak bir çocuk olunca hani kız ona tekrar düşüyor gibi oluyor anladın mı? Öyle şey bir durum var aslında. Yani İngiltere'de yaşayan bir kız bile orada kendi aile baskısından sıkılmış. Hani doktoru onu götürüp diyarları gösteriyor. Fantastik şeyleri gösteriyor. Bu cinsellikten de bağımsız bir şey. Gezme evet. ve keşfetme ihtiyacı. Çünkü ergensin gençsin. Gezip görmek istiyorsun. Her şey pahalı gitmene izin vermezler. Eyvah nerede kalacaksın baskıları yüzünden. Türkiye'de bugün kadın erkek hiçbir gencimiz hiçbir yere kıpırdayıp hiçbir şey keşfedemiyor. E bok gibi yaşıyorlar. E şimdi bir de için cinsellik kısmı var. Cinsellik kısmı da Wattpad'lerde anlatılamadığı kadar. Yani o kadar abi o kadar cinsellik kokuyor ki Wattpad'lerdeki bütün eserler. O kadar cinsellik kokuyor ki ama hiçbir cinsellik yok. Bok, yani yok. Niye? Çünkü bilmiyor ki. Ama iç, içinde var. Neyi anlatacağım? Hani gene genetiği kodlanmış. <laughs> Geliyor hormon basıyor, ateş basıyor. <laughs> Yani Ya da gördüğü kadarını biliniyor işte. Bir şeyler görüyor, onları biliyor gibi Heh, oluyor. Şimdi Portingz'e o yüzden evet bir sürü bir takım klişe erkek karakterlerle dalga geçiyor Portings. Elbette onu tarafla da dalga geçecek ama bana sorarsan zaten daha en başından Bella'nın e, bir takım konularda kendini hiç sakınmayan cinsellik konusunda, ahlak konusunda, edep-adap konusunda yüzde yüz özgür bir kadın olması zaten yani nasıl söyleyeyim kadınların üstünde kurulmuş olan bir takım e, standartlara ve yeri geldiğinde de kadınlar bu standartları uygulamaya ve baskı kurmaya devam ediyorlar. Onlara karşı e, bence bir eleştiri ve bir söylem var orada. Yani iki taraflı bakmak lazım böyle işlere. İki taraflı bakmak yerine alınganlık gösteren e, kendi pipisiyle problemlerini düşünsün. Burada iki taraflı problem var. İki tarafta <laughs> da bir problem var yani. Ya zaten e... Bu algıyı kırmak için bir de masalsı bir dünya yaratıyor. Zaten bunu konuştuk. Yani hı hı. Müthiş bir masalsı dünyası var ve aslında bu dünya içerisindeki gerçek dünyada da, pardon, dünyası gerçek dünyada da anlatı masal anlatılar hep kadının erkeği takip etmesi üzerinedir. E, erkeği işte e, prens yapması üzerinedir. Onun prensesi olması üzerinedir. Bunu da daha mesela işte Bella karakter az anneden aktarılan belli ki bir genetik de var o beyne. E, ama bir yandan da beyin boş olsa da. Şey sahnesinde biraz şeyi veriyor bence bize bu e, dışarı çıkıyorlar işte Mac Candles, Godwin falan. Mac Candles, sen buna böyle bir kurbağa getiriyor bak falan diyor. Laps diye basıp öldürüyor böyle. Evet. Aslında o genetiğinde gelen e, şeyden besleniyor. Bir yandan da dünyanın ona verdiği hiçbir şey bilmediği için işte kurbağayı öp prenses olsun. Böyle bak e, sen onun şeyi olacaksın ya da işte kadavranın gidiyor erkeğin böyle direkt gözüne saplamaya hmm. başlıyor falan. Belli ki o genetik şey orada geçmiş gibi hissettim ben. Ya da gerçekten o ya da başka bir yerden toplum tarafından ona sunulan o masal anlatısında bile kadın rolünü almadığı için evet onları hemen yıkmaya başlıyor, parçalamaya başlıyor. Yani. yani Babası Godwin onu hiç şey konusunda eğitmemiş. Aman bak bizde böyledir. İşte Hazreti İsa evet. şöyledir. Dinimizde böyledir. Aman sen şunu şöyle yap. Kendisi de canavar ve toplumdan dışlanmış olduğu için topluma ait hiçbir klişeyi Bella'nın üzerine uygulamamış. Yani Bella haliyle nasıl söyleyeyim? <laughs> Ahlaken aşağı bir karakter olarak büyüyor. Çünkü senin ona anlatman gereken ahlaki unsurları bilmiyor. Ha ama işte yalan söylemiyor. Ama işte ne bileyim e, birilerini kandırmıyor. Ne yapacağını çok sesli söylüyor. Saldırgan gözükebiliyor bu karşı taraftan. Bana sorarsan işte özellikle o hesapta çapkın karakteri oynayan neydi aktörün ismi? Duncan. Ha Mark Ruffalo. Mark Ruffalo'nun karakteri çok yani hakikaten çok Hiç makara şey. bir karakter olmuş orada böyle. Yani <laughs> ya bana aşık olmanı istemem falan deyip ondan sonra bello! falan diye böyle kendini sokaklara atıyor falan filan. Bella da o sırada solcu oluyor bir de al başına belayı. Solcu kadınlardan ekstra korkuluyor zaten. Solculuğu ve lezbiyenliği aynı anda keşfediyor Bella. O da çok ilginç. <laughs> evet bu arada e, tatmin şeyi değişiyor çünkü. Aslında dünyadan daha farklı tatmin olacağını buluyor aslında. Tek bir tatmin yöntemi diyor. Hep hmm. bir tek örneğin var. Aslında hep Tek örnek üzerinden bakıyorum. Godwin derdi ki hep çoklu örnek üzerinden değerlendirmen hmm. lazım. Deney öyle yapılır falan diye. Aslında bir yandan da bilimsel e, zihnini geliştiriyor onun. Yani ama ona bırakıyor. daha e, Deney yapıyor işte. Keşfetmenin evet, bir yolu işte. deney yapmak. Yani evet. bu film Kef film biraz keşifle de alakalı. Keşfedebildiklerimiz ve edemediklerimizle de alakalı aslında. Aynen. Ee, ve bu keşif için de bence çok güzel bir şey yapıyor yine Yorgos. Kendi gözünü çok koymamaya çalışıyor. Ee, bu zor bir şeydir yönetmen için ama mesela gemi sahnesinde karşısına iki karakter çıkıyor. Bu iki karakter biri daha yaşlı, biri daha genç, biri Erkek ve kadın diye yani esyum edelim anlatmak için bu ikisi de farklı dünya görüşlerine sahip biri pesimist gerçekçi e, onu aslında ayrıcalıklı dünyasından çıkarıyor ve diyor ki bak böyle bir dünya da var burada çocuklar bebekler, bebekler ölüyor, ölüyor ve biz yer değiştirsek onlar da bizi öldürür diyor Hani bir yandan da bu kadar karanlık diğer tarafta daha yaşlı bir teyze var ben işte e, aşağıya düşünmeyi bıraktım artık burada yaşıyorum daha huzurluyum daha pozitif bakıyorum bunun gibi pesimist değilim bakma bu biraz böyle kıldır her şeyi sorgular Hı -hı. falan diyor ve kendine bırakıyor yani o ikisine de bakıyor kitaplar okuyor Dunkını yaşıyor kendi karar veriyor solculuğuna da başka yollardan tatmin olmasına da hani kimse ona bir şey göstermiyor ve yine sonra da dediği gibi işte bu ahlaki sınırları çizerken Mac son konuşmasında da işte ya yani fiziksel yaralar iyileşiyorsa ahlaki şeyleri kendin tabii ki iyileştirebilirsin bu Hı -hı. sana kalmış Hani bunu ben koyamam sen koyamazsın ama kendin bunu geliştirebilirsin diyor ki burada işte şey o keşfi bence çok iyi tamamlatıyor. Şimdi yol gösterse böyle düşüneceksin böyle yapacaksın diye orada sıçabilirdi film yani oraya düşmemiş Allah'tan. Şey de ilginç işte mesela şey klişesi çok tanıdık bir klişe. Hem Duncan Weatherburn başta bunun böyle bir tuhaf bir varlık olduğunu anlamadığı için sadece çapkın ve hani hafif meşrep bir kız zannediyor Bella'yı. Yani, hani ben bunu kaçırırım evden, bir basarım bu bana aşık olur falan filan kafasına giriyor. E kız aksine cinsel özgürlüğünü peşinde olduğu için. Eyvallah tankıncığım sağ ol deyip yoluna bakınca bu sefer böyle <laughs> ben falan gibi olup bir ezikleniyor. O eziklenme kültürü çok fena. Ondan sonra zaten toksik bir yere doğru kaymaya başlıyor ilişkileri. Uy toksik ya. Şey de çok ilginç ama belli da böyle aşamalardan geçiyor işte. Cinselliği keşfediyor ve yaşıyor. Ee, ve yaşamasının sonucunda da kendisi için... Ee, çok büyük bir kriz halinde dönüşüp sürekli bundan bahsettiği tuhaf bir toplumun parçası haline gelmiyor yani bence gelmiyor, mevcut insanlık toplumunun en ciddi sıkıntılarından bir tanesi bu hakikaten bu yani yani cinselliği doğru düzgün yaşayamamaktan ötürü sabah akşam sürekli ulan üf, nereden falan doymuyor evet, evet. doymuyor ki bir türlü yaşayamıyor doymuyor deneyimleyemiyor ee, ya da tek kişiyle yaşamış sıkılıyor anladın mı bir yerlere varamıyor güncel toplumun en ciddi problemlerinden bir tanesi bu Bella yaşıyor 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 doyuyor tamam da olsun diyor. Oturuyor kitap okumaya başlıyor. Ben de galiba doktor olacağım. <gülüyor> 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 Farklı bir insanlık gelişiminden bahsetmiş aslında Poor Things'de. O yüzden ee, ee, biraz da herhalde şey gibi de bir şey mi var yani filmin ismi ya da kitabın ismi oradan mı geliyor? Yani kendi içgüdülerimiz tarafından ne kadar yönetildiğimize dair bir ee, bakış açısı mı? Öyle bir lensten mi bakıyor acaba bu varlıklara? Portingizde çünkü şey zavallı şeyler anlamına geliyor hani kim bu zavallı şeyler abi ne diyorsun? Bence erkekler işte bütün karakterlerin karşılaştığı erkek karakterlerin davranışları sonucundaki o zavallı duruma düşüşü. Yani işte ilk başta ama bu tek şey değil, tek tip değil hani Hı -hı. E, mesela Godwin gerçekten zavallı mesela babasının ona yaptıklarından dolayı. Ama mesela Dunk'ın verdiği zavallı hani yazık yani. O öyle neyse. öyle evet. O kendini aşırı bir şey zanneden ama işte iç, içten içe ezik erkek modeli tam böyle. Hepsi farklı bir zavallı aslında. En son mesela en son gelen işte kocası eski kocası Alfi. O mesela o bir tam de hasta böyle Tamam artık o yani. E tabii bir de asker yapmış onu. O hoşuma gitti böyle. Toprak sahibi böyle bir şey gibi çünkü artık hükmedecek. O sadece benim ele geçirdim mi bırakmam. Güzel Bir tane geçmiş onda da hükmediyor ama daha kendi hizmetçilerine sözünü geçiremediği Aynen. için silahla tehdit ediyor hepsini falan. Yani <laughs> sigarayla geziyor adam orada falan. <laughs> tam böyle şeyin göstergesi o işte. Hep böyle iktidar sahibi olduğunu zanneden ama iktidar sahibi olamadığı için psikopat psikopat hareketler eden Erkek modeli vardır ya yani biz erkekler olarak da bu tarz tipleri seninle tanıyoruz. Kadınlar daha rahat tanır. Tabii. Yani bu tarz adamlar çok vardır hayatımızda. Tam böyle şey lordum paşayım bilmem neyim işte evin damı akıyor daha hizmetçine söz geçiremiyorsun. Herkesi evet, silahla doğru. tehdit ediyor böyle. Psikopat gerizekalının <laughs> teki. Sık kafam abi falan değil böyle. <laughs> <laughs> Tam <gülüyor> öyle bir adam futbolcu gerçekten. Futbolcu gibi bir şey. Bir de o dönemin askeri olması da yani bu şeyde de birçok anlatıda da öyledir ya yani Asker gelir mental olarak şeydir. Hak görür hmm. her şeyi. Bir de bu böyle genel falan. Abi orada şey de çok iyi. Bak, production design dedik. Bütün film Alfin'in evine gidene kadar eee bir dünya gibi. Her şey kıvrımlı. Anahtarlar, ışıklar klitoris şeklinde. Yemeklerin tabakları bile böyle bir yerde mesela şey yiyor. Bir restorana gidiyorlar böyle kabuklu midye hmm. yiyecekler. Bütün duvarlar böyle vajina gibi falan artık. Alfin'in evine geçiyorsun. Full ...sik, penis fallik silah. Hmm. Her şey böyle dimdik, sert, okay, havada. Dikkat etmemiştim ben Devam buna. Devamlı elinde böyle silahla geziyor falan. Yani aslında kadın orada kendi dünyasını şekillendirirken Harfin evine girince onun dünyasına giriyor. Hmm. Ve ben orada şey gibi düşündüm. Bilmem sen ne düşünüyorsun. Aslında biraz böyle şey gibi de göstermiş. Bak hani sen de severdin böyle sertlikler yapmayı. Oğlum kadın intihar etmiş. Hmm. Pek sevmiyor olabilir mi acaba? <laughs> yani kadın kafasında <laughs> yaratmış o kadını. Hani sen şiddeti seviyordun o çocuğu yani çocuğa biraz kıldın ama söyleniyordun ama onu da severdin. Mesela orası da bence filmde biraz muallak kalmış gibi gözükse de ben çok öyle yorumladım. Adamın tamamen şekillendirdiği o şiddet düşkünü bir, bir kadınmış gibi kafasında kurdu ama onun hiç mutlu olmadığı bir hayatı ona sunmuş. Sonra intihara sürüklenmiş zaten. Yani o, o dünyadan kaçamadığı için ölmüş. Tabii. O penisti dünyadan. <laughs> Ve filmin sonuna doğru bir vurgu daha var. İşte birisini yönetmek istiyorsan ilk önce cinselliğinden yönetirsin. Çok bariz anlatılan bir şeydir. İşte hatta kesinlikle. E, mevcut dinlerin veyahut da dinlere uydurulmuş toplumsal bir takım kabullerin yani din illa bununla ilgili konuşmasa bile toplum bunun üstüne genelde kat katar. Çocukları, gençleri yönetmenin yolu daima cinsellikten yönetmekten geçiyor. O yüzden ...işte insanlara denir ki aman onu sakla... ...aman onu yapma işte o ahlaksızlıktır... Evet, o. ...bu orospuluktur o bilmem neliktir... ...kadın erkek bu arada her tarafa... ...bir baskı yapılır sürekli kadınlara daha çok yapılıyor... ...erkeklere de bir yaşa kadar çok yapılıp... ...ondan sonra bir anda delirttiriyorlar bu arada... ...yani erkekleri de toplumda o da kesinlikle sakatlıyor... ...ama ne oluyor burada da... ...dünyanın bir sürü toplumunda uygulanmaya çalışılan... ...ha bu cinsellikten bir keyif alıyor... ...o zaman kısırlaştıralım... ...filmin sonunda artık en son kadını... ...kısırlaştırarak evet. durdurmaya çalışmaya karar veriyorlar... E kadın da o noktada zaten silah alıp vuruyor bunları. İyi yapıyor. <laughs> <laughs> Yol açık olsun. <laughs> yani bu Ama duruma verilebilecek çok, en iyi tepki yani. Çok daha iyi bir tercih var. Öldürmüyor yani. Ben kan kaybının ölmesini istemiyorum. Beynini değiştirmesi. Bence şey kafası çok iyi. Oğlum bu zihniyeti ben değiştiremeyeceğim. Çünkü hepsinde aslında şey denedi. Mesela Duncan vedi böyle bir şey yapmadı. Yok. Uzaklaştı gitti. Ee, Mac Candles'la anlaştı. Babasına çok öfkelendim demesine rağmen onu yine daha optimist bir yerden kabul etti helalleştiler öyle ayrıldılar. Bu herif de onu denedi bak o kadar da optimist bir insan oldu aslında. Gitti evine ulan bak hani ben çıkacağım gideceğim babam ölecek geri gelirim demesine rağmen iplemedi adam. Öyle olunca da tamam ben bu zihniyette baş edemem. Ee, zaten McCandless da diyor ya bu adam pek vazgeçecek bir adam değil. Hmm. O zaman ona yeni bir zihniyet vereceğiz deyip beynini değiştirmesine ben çok güldüm açıkçası. <laughs> evet, evet, bu güzel, adam da böyle takılsın falan. Güzel de bir finale bağlamışlar. Şey de tabii ilginç bu arada. Bella gittikten sonra hemen yedek Bella yapıyor ya diğerleri de kendilerine bu arada. Evet ya. Yani. Orası da ilginç bir detay ona çok değinmemiş. Ama ona kızıyor o... işte ama şey. Hmm. Bella kızması güzel mesela o konuya. Güzel bir konu. Monstersınız diye. Yani neticede bana sorarsan Poor Things çok lezzetli bir filmdi. American Fiction da çok lezzetliydi. Aslında ikisi de bu arada güzel güzel eleştiriler yapıyor topluma dair. Tabii American Fiction çok daha ayakları yere basan e, 10 dolara mal edilmiş bir film gibi gözükürken Poor Things bir o kadar da süslü, bir o kadar da fantastik, bir o Anladım. kadar da acayip bir dünya. Dünyanın tasarımı, kostümlerin tasarımı, renkler, ışıklar falan derken büyülü bir maceraya çıkarıyor insanı. Ama bu haftanın iki filminin ikisi de benim için çok keyifli, çok zeki filmlerdi bir kere her şeyden önce. Çok hoşuma gitti o yüzden. Aynen güzel güzel denk getirdik bu hafta. de American Fiction 10 milyon. Gerçekten çok daha ucuz <laughs> şey 35 milyon. O da ucuz bence. Portings. Yani diğer rakiplerine bakınca Porting's 35 Aa, milyon evet. okay. Okey. Diğer taraflara bakınca yani Barbie'ler, marbiler 150, 200 milyonlar havada uçuşuyor orada Anladın yani. <laughs> mı? Nereden nereye? Yani şaşırdım evet, bu arada. Barbie 150 milyonluksa şey ne? Ya, bakayım neymiş Barbie'nin bajtı. Oppenheimer çok yüksekti onu Oppenheimer tamam Oppenheimer fiziksel lokasyon, arazi. Barbie 150 yani. milyonmuş. Ee, Aynen. 150 kaç? Milyonmuş. Şey Oppenheimer kaç abi? Oppenheimer'a da bakalım. O da 200 falan mı acaba? O da 100'müş. Ya 100 mü? Evet. E Barbie saçmalamış Aynen. o zaman. Barbie'nin herhalde set tasarımı daha çok girmiş onlar. Barbie'de bence şey de çevirmişler. <laughs> Aman abi kostümlerden 20'şer tane yapalım. Yırtılır mı yırtılır diye yasaplamış da olabilirler. <laughs> Oğlum şey daha da fena ya. Dune'un e, Dune 500 milyonda breakout edeceğini söylüyorlar. 200 milyon bütçesi var onun. Dune'un 500 milyon kazanması lazım bir rekab için ama kazanır bu arada herhalde. İnşallah. Ben hmm. Dune konusunda çok karamsarım ya. Hiç ben ikinci film bile gelmeyecek diye düşünüyordum biliyor musun? Ya yani bence biraz şey düşünüyor olabilirler. Dune bugün kazanmasa dijital uzun vadede çok getirebilecek bir iş ya. Yıllarca evet. tüketilecek bir iş yani. İnşallah getirir. Yani ben çok seviyorum Dune'u da çok karamsarım Dune'la alakalı. Sanki böyle şeymiş gibi. Hani bizim sevdiğimiz ve güzel olan hiçbir şeyin devamı gelmeyecek. İşte onun yerine <laughs> Don't Look Up 3 gelecek falan gibi hissediyorum. Sürekli böyle anladın mı? Yani <laughs> bu benim karamsarlığım. Ben, sen tam bu noktada işte bir Wattpad kitabı yazman lazım gizli bir mahlasla. O anda da zengin olacaksın işte. Aynen oradan tam... <laughs> oradan sirtireceğim. Neyse peki abi o zaman haftaya iki tane eser seçtik. Bir tanesi alkışlarla yaşıyor. Neydi? Umutlu bir alkış. Kocaman bir <laughs> alkış. Evet. Netflix'te arkadaşlar bir sonraki izleyeceğimiz iki işte kuvvetli bir alkış ve kuru, kuru otlar, otlar. Arasın arasında üzerinde. Evet 3 saatlik Nuri Bir Gece Eğren filmi hazırsanız kuru otlar Netflix'e geldi Yarın Ankara'ya uçacağım yarısını gidişte yarısını dönüşte izlesem tamam kuru otlar üzerinde yerlederim <laughs> Tamam işte yavaş yavaş yedire yedire böyle halledeceğiz e, ee, geçen Dubai'ye gittim ya uçakta yine şey izledim. Marvels falan filan, Expendables falan nerede boş bir film var uçaklarda onları izliyorum. <laughs> Güzel oluyor. Tam uçak filmi abi zaten onlar. Evet. Yani Altyazı. kuru uçakta zor olabilir Yok, biraz kuru ama. Kuru değil de şeyler. bu İşte Marvel'lar, Carmel'ler falan. Vırgızı evet. vır filmler. Güzel oluyor onlar. Onlar izlersin. Okey. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Gelecek hafta kocaman bir alkış. Yok. Kuvvetli bir alkış. Kuvvetli bir alkış. <gülüyor> <gülüyor> kuvvetli bir evet. alkış ve kuru üzerinde izliyoruz. Altında üstünde. Türk filmleri, Türk dizilerini izliyoruz. Onları konuşuyoruz. Ondan sonrası da hayırlı olsun diyoruz. E, House of Dragon'un yeni sezonu ne zaman geliyor abi? Yazın, Haziran'da. Sen yine inceleme atacağım mı e, Atarız herhalde ya. Bak daha benim diğer arkadaşla konuşmadım da onun çocuğu falan oldu. Bakalım vakit olursa. Okey. Kitleler atarız <laughs> atarız herhalde. Dune bölümü de benzi bekliyor onu da söyleyeyim. Evet. Kitabı okuyorum hala. İş çıkarttım e... sana. Evet. E, ama okurum. Yani bir yandan şu One Piece'de okumaya çalışıyorum. Artık okuyacağız bir şekilde. Bitecek yani. Oğlum, zaten bu hafta gözüm tit şey oldum artık böyle böyle altı film altı tane maç, üç tane manga falan böyle gözüm kapandı bir yerden. Anladım, bayılıyorum bu falan diye. Geberdim yani. Neyse. Ya ben şeyde de öyle oluyorum. Bazen seninle bir dizi seçiyoruz ve dizinin her bölümü bir saat oluyor ve 12 bölüm oluyor falan evet. ya. Ben de böyle şey başlıyor yavaş yavaş. Şimdi keşke diyordum. Diyorum Spider-Man konusu falan oluyorum. <laughs> Neyse. Evet abi o anda bana da aynı his geliyor. Ya çok boktan bir şey mi konuşsak? Hani evet evet yani hiç bununla uğraşacağımıza. <laughs> Aç ha. abi bir bölüm Seinfeld konuşalım bunu. Neyse. <laughs> Sevgili arkadaşlar kendinize iyi baktınız. Yatay Bakış gelecek hafta devam edecek. Tancan'ın kanalda ekstra incelemeler, ekstra fantastik pek çok şeyleri bulabilirsiniz. Kendinize iyi baktınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.